bak dedi aşk acısı. Tak dedi aşk acısı. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. Sizler stüdyomuza, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Türkiye'nin en çok sevilen, beğenilen, izlenilen ve her yerde özlenerek izlenilen programına hoş geldiniz efendim. Hoş okullar geldiniz. Açıldı. Yavrularımıza Allah'tan zihin açıklığı diliyoruz. Evet, güzel bir eğitim yılı diliyoruz efendim öğretmenlerimize İnşallah. Ve öğrencilerimize. İnşallah. Ailelerine de hoşgörü, sabır diliyoruz. Çocuklara Eyvallah. Biraz daha... Sabırlı olsunlar değil mi? Evet. Nimet çok güzel olmuş saçların. Özüne dönüyorsun. Biraz daha açmışsın. Kıdıkça da açılıyor kendisi. Çok güzel. Sağ olun, teşekkür ediyorum Seda. Güzel, çok güzelsin. Hepiniz çok güzelsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş o geldin. Zaman evleneceksen gel. Başlıyor. Hadi. Evleneceksen gel bugün yeni gelişmelerle başlıyor efendim. Evet günün ilk şok gelişmesi. Günün ilk gelişmesi. Fena. Özer ve Hanife geliyor. Buyurun efendim. Ne söyledim, ne söyledim sana ne söyledim ki vurdum kapıyı gitti. Ve vicdansız beyin sansızın kızı. Aşka boyun eğmedik mi? Bütün kötü huylar, hatta güzel dostları senin için terk etmedik mi? Bugün yine bana ağlamak düşer. Çıra gibi yana yana savrulmak düşer. Bugün yine bana acı çekmek düşer. Hanife ve Özer burada acaba neler oldu? Neler ve oldu? Orkestra niye nankör kediyi okudu? Efendim birazdan açıklaması sakın bir yere ayrılmayın. Geçmişte hiçbir bağ kalmadı. Belki doğru karar, belki yanlış karar. Belki böylesi daha hayırlı. Hayatında yeni bir sayfa açtı. Kararın nedir Emrah? Söyle. Olumsuz. Olumsuz. Şimdi sürpriz bir isim... Emrah'a talip. Bu sürpriz isim çok şaşırtacak. Birazdan canlı yayında. Sen layıkmışım. Hangi kitaptan ezber bu? Miş 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 de mış mış mış. La 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 la. Evet, evleneceksen gel başladı efendim. Bakalım bugün neler olacak? Özer ve Hanife şimdi burada olacakları biz de bilmiyoruz. Sadece evet. Hanife dedi ki benim konuşacaklarım var dedi. Özer'i de oraya oturttuk dedik ki herhalde evet. Seninle ilgili konuşacak. Evet, bir bugün, süredir konuşuyorlar aslında. Burada bir hafta, her şeyi konuşacağız. Siz kaç hafta önce birbirinize talip oldunuz? Yani bir hafta olmadı daha değil mi? Oldu mu? Oldu. 10 gün. Bir hafta oldu. 10 gün. Hatırlatalım oldu. O zaman Uğur'cum. Peki bir görelim bakalım efendim, neler olmuş. Buyurun efendim görelim. Evet. Hanife ile evet. Özer'in kararlarını alalım. Sen yani Çiğdem'in yaptığı şey bu bir saçmalıktır saçmalık ancak diyorsun. Saçmalık tabii ki yani kesinlikle aynı saçmalık. Aynı şeyi ben yapmam mı diyorsun? Hayır canım. Hayır yani. Ben bir insanı bekliyorsam oturur evimde beklerim. Orada burada gezmem. İkisine de hiçbir cevap vermedim ben daha.
Bugüne bekledim. Ve bugün yine benim kararım sorulmuyor. Ben Hanife'nin yerinde olsam, teşekkür ederim, olumsuz düşünüyorum derim ve de giderim. Giderim. Hanife, ne Hanife? Diyorsun? Nereye gel. Gidiyor? Dur gel gel. Geç hadi otur. Al senin olsun. Ya niye benim oluyor? Tepe tepe kullan. Hayır, senin olsun. Ben bekleyeceğimi söyledim. Seda Hanım Hanife oturayım ama alıp, ben bekleyeceğimi söyledim. Aday koltuğuna oturturdu ve gitti. Evet ya Hanife tepe tepe filan dedi ama tepe tepe. Sonra da Hanife dedi ki ben biliyorum Çiğdem'le olmayacak bir gün muhakkak Özer bana dönecek. Yine benimle olacak tabii, bu iş dedi. Onu vermemişler. Evet. En son noktayı Hanife bekliyorum öyle dedi. Öyle dedi Hanife. Bekliyorum. Çünkü Çiğdem dedi ki o kedi buraya gelecek o kedi benim olacak dedi. Hanife de dedi ki kedi değil ne? O aslan dedi. Aslan, bakın öyle. Tişörtü de bulmuş Allah iyiliğini versin Hanife. Özer mi o tişört? Özellikle giydim bunu. Özer mi şimdi? Özellikle. O? Özellikle giydim. Şimdi bugünün mana bugün ve önemini belirten konuşma nedir? Bugün evet. Her şeyi artık ya devam edecek ya bitecek. Evet. Burada her şeyi konuşacağız. Bugün o gün. Açığa kavuşturacağız. Ne oldu ki bir şey mi oldu bizim bu arada bayram dolayısıyla ara vermemiz sizin aranızda bir şey geçmesine mi neden oldu? Ne ben oldu? Ben gittim Kocaeli'ne geldim. Hı. Beni aramadı zaten. Ben aradım her zamanki gibi. O neredeydi bilmiyorum. Gözüm görmediği için bilemiyorum. Konuştunuz mu peki aradığında? Konuştuk az bir şey konuştuk çok değil. Dedi her zamanki gibi bana vakti yok zaten. Ne dedin iyi bayramlar şöyle böyle. Evet. Ne dedi sen onu nasıl diyor vakti yok yeter tamam öf falan mı diyorsun? Yok yok demiyor da yani kısa kesiyoruz konuşmayı. Öyle hani sıkıldım muhabbeti yapmıyor ama hiç aramıyor yani aklına gelmiyorum. Ben arıyorum ama yani sürekli de ben aramak istemiyorum ondan da bekliyorum aramasını. Ki ama kendisinden hoşlanıyorum. Bunu biliyor yani. Seviyorum. Bak bana diyor ki beni seviyor musun diyor. Seviyorum diyorum. Sana ona soruyorum. Ondan bir cevap yok. Ama hepsi benden ya, bekliyor yani. En son ne zaman sordu beni seviyor musun diye? En son ben aradığımda bayramın ikinci günüydü galiba. Sanırım. Sordu. Evet. Sordu. Bir şey var demek ki soruyorsa. Ya şimdi bir şey olmasa o da sormaz. Şöyle Uğur Bey yani ben söylüyorum benim daha hala kararımı vermiş değilim ben. Kafamda çok karışık. İşte kafasını karıştıran yani, ne? Ne? Evet doğru söylüyor kız. Al. Haklı. Kafana ne karıştı? Çiğdem mi? Ya Çiğdem faktörü var. İşte sosyal medyadan yazıyorlar. Gerçi ben çok fazla... Ne diyorlar sosyal medyadan? Ya şimdi yazıyorlar Seda Hanım. Kimisi işte Hanife çok yakıştınız, Hanife'yi kaçırma diyor. Kimisi Çiğdem senin aslında tam Çiğdem'e göresin, Çiğdem'le devam et diyor. Ha. Arada böyle yazıp tanışmak isteyenler oluyor. Senin iç sesin ne diyor? Güzel bir soru. Ben öyle öncelikle ya, şöyle söyleyeyim. Ben herkesin geçmiş bayramını kutlayayım. Bu arada yeni bir eğitim sezonu da başladı. Bütün öğrencilere ve öğretmenlere kolay gelsin. İnşallah herkes başarılı bir yıl geçirir. İnşallah. Ben kendi iş sesimi duyduğumda da böyle yani şöyle kafamı böyle dinleyip toparlayıp şudur diyemiyorum daha. Ama tabii artık kafamda belirli bir şeyler koydum. Yani bugün bir açıklama yapacağız. Ben seni bir dinlenmiş iyi gördüm. Evet ben şu anda çok iyiyim. Bayram evet. Yaramış bak. Çok çok iyiyim evet. Yani. Gerçekten. O, evet. Çünkü bir sorunum vardı. Siz de biliyorsunuz moralim bozuktu. Evet. O sorunlarımı hallettim. Maşallah. Sağ olsunlar. Sorunum halloldu. Şu anda çok çok daha iyiyim yani. Peki siz o çektiğimiz programda mı, programdan sonra mı bir yan yana geldiniz? Bir fotoğrafınız var gösterdiler bana. Hangi fotoğraf? Bir fotoğraf vardı. O fotoğraf gelebilir mi ekrana? Hangi? Hanife ile Özer. Hanife ile Özer'in fotoğrafı mı? Hanife ile Özer'in de var. Anladım. Başka, önce onu... Bir de bir fotoğraf daha vardı. O ne fotoğrafı arkadaşlar? Onu bilmiyoruz. Başka biri. Başka biriyle. Başka biriyle mi? Biriyle. Ha bu... Bu kim? Bu ne zaman çekildi? Başak'la. Bizim eski Başak vardı ya burada. Bu eski geçen seneden kalma fotoğraf mı? Bu yeni hayır, fotoğraf. Hayır yeni yeni. Yeni mi bu fotoğraf? Yeni. Bu fotoğraf bu mı? Yeni mi geçen? Bu zaten Başak'ı tanıyorsunuz daha geçen Başak, sezondaki arkadaşımız. Başak bizim geçen sezon programımıza evet, katılmıştı. Evet adaylardan biriydi. Kendisi fotomodellik yapıyor sanırım. Benim de arkadaşım. Yani sadece bu nasıl bir arkadaşlık şekli? Yani bayağı bir samimisiniz. Hayır canım ya fotoğraf. Böyle bir arkadaş şekli göremedim ben.
Dur, bir dakika, bu Hanife'den önce mi sonra mı? Ona o önemli. Önce. Hanife'den? Bu önce. Ne kadar önce? Bu fotoğraf sanıyorum 31'inde, 31 Ağustos'ta bizim yayın başladı. Sanırım 5 Eylül falan. Ha. 5 Eylül, 4 Eylül de olabilir. Yani bizim bakıştığımız dönemlere denk geliyor. Benimle bakışırken başkasıyla fotoğraflar da çekiliyor, samimi pozlar. Yok. Yani o bakışmalar yoktu daha bizim aramızda. Bir de yani bu fotoğrafta yanlış anlaşılmasın, ben bu fotoğrafta yalnız değilim. Ama yalnızsınız. Bunda yalnız kişi yani, üzerine, üçüncü kişi yok. İşte çeken üçüncü kişi, bir kişi daha vardı, 4 kişiydik. Neredesiniz bu? Gezmede falan, bir kafede falan mı? Evet, Avcılar'da bir mekandaydık. Telefon açtı. Yani zaten bende Başak'ın telefon numarası da yok. Benim de onda Başak yok. Başak mı seni aradı? İşte bizim birimizde telefonumuz yok. Benim bir arkadaşım var. Siz de tanıyorsunuz. Burada Soner Bey vardı Bursa'dan. Evet. Onunla çok yakın arkadaşlar. Tabii ama sadece arkadaşlar. Şeyi aramış, Soner'i aramış. Soner de o zaman benimle aynı odada kalıyordu. Hatta İsmail abi de şahit olacaktır kendisi. Üçümüz aynı odada kalıyorduk. Başak Soner'i aradı. Dedi ki işte biz Avcılar'dayız, sen de Avcılar'da, bizim çünkü otelimiz Avcılar'da. Dedi hadi buluşalım edelim gibisinden. Ben de dedim ki tamam buluşalım. Ama dedi hani benim yanımda bir arkadaşım var. Sen de bir arkadaşını da getir demiş. Çiftleşmişler yani. Soner de bana yani yok. Çift öyle demeyelim. Ha, evet. Çiftleşmişler demeyelim. Çift olmuşlar. Yani. Eşli çift. Soner de bana gelir misin dedi. Eşlik eder misin dedi. Kim var dedim. Başak var dedi. Tamam ben de geleyim o zaman dedim. Gittik. Orada da işte bir yemek yedik. Bir şeyler içtik. Daha sonra işte böyle bir iki fotoğraf çekildik. Hatta bu fotoğrafta ben şey yapıyorum yani gülüyorum. Çünkü niye gülüyorum? İşte şimdi Soner şey diyor. Böyle biraz uzak durduk. Ondan sonra ya dedi böyle olmadı biraz samim olun falan gibisinden. Ben de, sen mi dedin onu? Yok ben demedim. Başak mı dedi? Soner dedi. Yani özel bir fotoğraf Başak gibi durmuyor zaten. Özel bayağı bir. Uzak kal. Ben tam orada gülüyordum hani saçmalamayın falan der gibisinden. O sırada çekmiş yani bu. Başka da bir şey yok. Ya Başak'la hiçbir şey aramda olamaz diyorsun. Evet olamaz. Arkadaşımdır ve Hanife'den ve Çiğdem'den de öncedir. Biz sadece arkadaşız diyorsun. Tabii Çiğdem'den ki. Mi Hanife'den mi önce? Yani bu Çiğdem ve Hanife muhabbetinden önceki bir fotoğraf. Öyle söyleyeyim. Yani yeni bir fotoğraf değil. Hanife çok inanmıyor buna tabii. Başak'ın da cevap hakkı var. Başak biliyorsunuz daha önce aramızdaydı. Bizim eski yine adaylardan biri. Telefonda Çiğdem var. Çiğdemciğim. Efendim Seda Hanım. Merhaba hayatım. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim Seda Hanım. İyiyim. Bu arada geçmiş bayramınız mübarek olsun. Sizin de efendim mübarek olsun. Sağ olun. Evet gördüğün gibi Hanife ve Özer buradalar, oturuyorlar. Hanife'nin daha anlatacağı bir takım iddiaları var. Konuştuk diyor. Tamam benimle ilgilenmiyor ama diyor. Bu arada pat diye bu resim geldi gündeme. Her ne kadar sen diyorsun ki ben kıskanç bir kadın değilim diyorsun ama resmi görünce ne hissettin? Merak ettik. Resmi görünce, ben resmi internette de gördüm son sayfasında, yorumlarını da okudum. Hatta İkbal Hanım'la da resmi var Özer'in, yeni koyulmuş. İknur Hanım'la. Ha. Kim? İkbal'le mi? Ha. Evet. Kahvaltı yaptık, doğru. Kahvaltı ediyorduk diyor, evet. Doğru. Peki. Her resimde birileri var ama ben yokum. Ve Çiğdem yok. Ya bir kere bir saniye. Hayır ama biz konuşuyoruz zaten. Sonra bakın, lafa girersiniz. Konuşmaya devam edin. Zaten ben izin isteyeceğim Seda Hanım da. İkbal Hanım zaten Özer Bey'in ailesiyle aile dostları. Ben yani onu bir şey söylemiyorum. Bakın ne diyorum. Benim demek istediğim farklı bir şey. Siz anlatıyorsunuz farklı bir şey. Her karede başkaları var ama ben yokum. Ben bunu dile getiriyorum. Seda Hanım bana izin verdin. Buna ne diyorsun? Söyle. Erkan. Evet tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben yani direkt konuşan bir insanım. Biliyorsunuz. Yani öyle yani gördüm ama bir çay için. Mikrofon. Şimdi Özer'cim sen benim oda arkadaşımsın değil mi? Tabii. Şimdi Özer'le de biz bayramda bir gün beraberdik. Hatta kahvaltıda beraber yaptık. Ben Evet. Yani hiç hatırlamıyorum. Yani Hanife ile ilgili bir şey konuştuğumuza dair hatırlamıyorum. Yani sizle ilgili bir konuşma dair olmadı kendi aramızda. Yani bir insan birine ilgi duyuyorsa bir şeyleri paylaşır. Peki o benim konuşmalarda Çiğdem olarak, var mı? Çiğdem şöyle söyleyeyim Seda Hanım. Özer'le çok iyi bir dostlukları var. Yani Çiğdem'le oralarında öyle bir ilişki oldu.
İnanmıyorum. Ben çok iyi bir dost ikisi. Ama Hanife'ye karşı özellikle sana bir şey söyleyeceğim. Senin bir kuralın vardı biliyorsun. Tabii bazen insanlar kurallarını bozabilir ama sen kaç yaşındaydın? 39 yaşındın değil mi? Doğrudur. Hanife Hanım kaç yaşındasın? 35 yaşındayım ben. Çocuk kaç yaşında? Çocuğunuz? 11 yaşında. 11 yaşında. Senin kurallarında ne vardı? Ben çocuklu bir insan istemiyorum. Ben bekar bir insanla evlilik yapmak istiyorum. Doğru mudur? Doğru. Ama hep de çocuklular geldi. Doğrudur. Evet. İnsan ya, bazı kriterlerini değiştirebiliyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani çocuğumuz var diye çocuksuz bir insana ilgi duyamayacak mıyız yani? Alakamız olmayacak mı? Hanife Hanım. Hayata küselim mi? Oturalım mı evimizde? Bu mudur yani? Hayır. Hani öyle bir şey anlatıyor ki anlayamıyorum kısmet yani. O, kavrayamıyorum. Kulaklarım duymuyor. Çok kolay anlatıyorum ben size. Siz evet. Anlamak istemiyorsunuz. Şimdi çocuğunuz yetişkin olur. Yani örnek sunuyorum. Yani 20 yaşındır. Size çok muhtaç değildir. Onunla bir hayat kurabilirsiniz. Benim yani. Oğlumun da kimseye sizin... sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. Vallahi bakın size çok net söylüyorum. Hiçbir zaman da yanılmadım ben. Özer'in size karşı en ufak bir ilgisi dahil yok. Emin olabilirsin. En ufak bir ilgisi dahil yok. Başka birine karşı var mı? Yani. Başka birine karşı ilgisi var mı? Sana yemekte başka bir bayan isminden bahsettim. Bak burada bacağın resmi var. Ya şu an için var, şu var, bu var. Öyle bir şey yok yani. Çünkü Özer'i ben çok iyi tanıdığım için. Peki Erkan'cığım bir şeyi atladın ama. Buyurun. Madem ki Özer'in Hanife'ye karşı en ufak bir ilgisi yok. Kesinlikle. Neden beni seviyor musun diye soruyor sence? Bu nedir? Bu erkek egosu mudur? Peki kim? Özer sormuş ve Özer sorduğunu kabul etti. Peki Hanife Hanım diyor ki siz ona sordunuz değil mi? Cevap verdi mi Özer bu konuya girse? Vermiyor. Tamam, neden? Çünkü size karşı içinde bilgi yok ki. Kafam size karşı diyor. Bilgi duymuyor. Bırak tek tek konuşun cevabını versin Hanife. Kafam karışık diyor. Yani bir ümit dağıttan veriyor yani. Peki sen Erkan. Buyurun. Gönlünün olmadığı birine beni seviyor musun der misin? Asla demem. Hiç ilgilendirmez değil mi? Asla. Ama ben burada yani kırısın diye söylemiyorum Hanife Hanım. Bir evladı var. Ama zaten gözlere bakın, gözlerden anlarsınız. Şimdi Özer de yalan şey konuşmaz. Yani. Özer de söyledim, zamanınız söyledim. Zamanınız gidiyor. Sordum. O benim arkadaşım diye ben kötülüğüme kalan söylemiyorum. Anladım. Özer benim arkadaşım. Ve kesinlikle gram dahil ilgi duymuyor Hanife Hanım'a. Çiğdem'e duyuyor mu? Uğur sordu. Çiğdem'le kaçırdı. İlgili benim bildiğimi söylüyorum. Ben çünkü çok yokladım bununla ilgili Özer'i. Çok samimi bir arkadaşı, çok çok sevdiği bir dostu. Ama Çiğdem öyle demiyor. Çiğdem diyor ki ben bekliyorum. Vallahi hani, buyurun. Çiğdem diyor ki ben bekliyorum ve benim olacak gelecek diyor. Çok iddialı gelecek vallahi diyor. Vallahi bilmiyorum. Yani o öyle bir şey Özer'den almadı. O zaman Özer benden saklıyor çünkü. Seda Hanım ben söz hakkı alabilir miyim? Tabii evet. Ki tatlım seni dinliyoruz. Çiğdem Hanım konuşuyor. Biz Özer'le evet. Konuşurken hatta Özer canlı yayında da söyledi. Çiğdem'le bizim aramızdaki konuşmalarımız gizli kalmasını istiyorum dedi. Biz konuşmalarımızı Özer'le çoğunluğunu gizli tutuyoruz. Belirli bir noktaya gelene kadar. Çiğdemciğim özür diliyorum o zaman yani. Çünkü Özer'i ben özellikle bu konularda bu bayramda beraberdik. Yokladım. İki bu konularla ilgili şimdi ben gizli. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bir şey yani söyleyebilir Özer miyim? Özer ne yapmaya çalışıyor? Ben anlamıyorum yani. Olmalı. Özünde sözünde bir olmalı. Kalk. Kıvırmamalı. Onu İsmail abi yapıyor. Bunu bence. Bayana yakışır, erkeğe değil. Onu İsmail abi yapıyor, ben değil. Ama sen de sözlerinle yapıyorsun. Şimdi ben Çiğdem, sen bir net kararını verebilir misin şu anda? Sen tam yani ne düşünüyorsun? Net söyler misin bana? Özel, senden bizim iki noktada anlaşamadığımız iki konu var biliyorsun. Biliyorum. Biz bu iki konuda takılıyoruz. Bayramda biz seninle benim bir çocuğum var. Onun torba sahibi ne kadar saçma ya. Ay kızıyorum şu anda biliyor musunuz yani? Çiğdemciğim bir saniye ne dedin Hanife? Benim bir çocuğum var sorun oluyor 11 yaşında. Onun torba sahibi sorun olmuyor. Yani burada bana konu atılırken bir de Çiğdem'e atılması atmadı lazım. Hadi Hanife Hanım lütfen ya. Hayır bana kırıcı ya. Şekilde olur konuşuyorsun mu? Şu anda. Bence her şeyi atlamayın siz Hanife ya. Hanım benim de evladım var lütfen. Seda Hanım. Canım. Benim en ufak çocuğum 22 yaşında. Evet, benim onu demek istedim. Bakın anladınız mı şu an Çiğdem Hanım? Ayak bağı yok. Benimkisi de ayak bağı değil 11 yaşında. Kendini yani onun kurtarmış, arkasında koşturup yemek yedirmiyor. Kendi yemeğini yiyor. Hazırlamışım Hanife Hanım. Çiğdem Hanım'a bir sorun yok. Ben bugün evlilik yapsam Özer değil bir başkası da olabilir fark etmiyor. Bugün evlilik yapmış olsam benim çocuklarım gelip de bana anne biz açız, bize ekmek verir misin demeye şansları yok. Çünkü ben önce çocuklarımın geleceğini hazırlamak için 18 yıl bekledim. Bekliyor değil mi hala? Ben o zaman İsmail Bey'le ama hala niye fotoğraflar çekiliyor samimi bir şekilde? Seda Hanım bir şey söyleyeyim.
Evet, evet hayatım dinliyoruz. Ben bayramdan Arife günü programdan çıktıktan sonra eve geldim, direkt memlekete gittim. Memleket dönüşü evet. Dün akşam İsmail amcayla konuştum telefonla. Neredesin dedim, filan yerdeyim. Ben İsmail de memleketten amca. Geliyorum dedim. Amca, abi. O da dedi ki yemek yiyelim dedi. İsmail amca tamam. Mı dedi? Evet, yemek yiyelim dedi. Hep beraber oturduk, yemek yedik. Benim neden yemek yediğim gündeme geliyor ondan bunlanlık. Ben dul bir bayanım. Evli bir erkekle de yemek yemiyorum. Dul bir bayanım sonuçta, diyor. Ama fotoğraf çekiliyor. Niye benim fotoğraflarım var mı? Fan sayfasına bakın bakayım kimle çekilmişim. Hiçbiriyle var mı? Yok. Ama dul bir bayanım diyor. İsmail Bey'le fotoğraflar çekiliyor. Amca diyor, abi diyor. Burada herkes birbirine kanka olmuş, dost olmuş. Programından çıkmış, dost dönmüş. Tövbe estağfurullah, öyle demeyelim. Hanifeciğim, özür dilerim senden ama kusura bakma, senin söylediklerini ben şeye geçiyorum. Çünkü neden? Benim bakış açım senin bakış açınla farklı. Ben camın çerçevesinden dar bakışla bakmıyorum. Belki sen dar bakışla bakabilirsin ama benim bakış açım... Bizim atalarımızda böyle, geniş bakılmıyor. Peki Çiğdem hattayken bir şey sormak istiyorum. Sen ne yapmak istiyorsun? Sen biraz önce Özer'e dedin ya, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Hanife sen ne yapmak istiyorsun? Ya ben mücadele etmek istiyorum. Çünkü kendisine karşı boş değilim yani, sen diyorum ya. Sen Özer'den net karar bekliyorsun. Net Özer karar de Çiğdem'e soruyor senin yani net kararın diye. Bugün her şeyi bekliyorum. Hayır, nedir o yani? O da oradan net bir şey bekliyor. Efendim? Özer de Çiğdem'den net bir karar bekliyor. Net beklerken, şimdi bir şey söyleyeceğim. Ondan ya. Net, birisi, sen ondan net bekliyor herkes. Şimdi, tamam o net cevap bekliyor evet. Ama hep birileri var. Ben net cevap bekliyorum, benim yanımda hiç kimse yok. Anladın mı? Yani olay bu. Yani ben gerçekten bekliyorum. Hiç kimse yok derken tribündeki arkadaşlarınla da mı ilgili yok, bu? Yok yani... öyle değil. Yani fotoğrafım yok. Samimi samimi. Ha. Yani o konuda rahatım. Seda Hanım, samimi resim çektirdim diye ben o konuda rahatım. Çünkü neden? Vicdanım çok rahat. Ben ondan da resim çekerim, bundan da resim çekerim. İlla ki resim çekiyorum, fon sayfasına koyuyorum veyahut da teyze koyuyorum. Bu benim için hiç önemli değil. Ben kendimi taşımasını bilen bir bayanım. Evet. Ama şöyle bir şey var. İsmail Bey ne dedi? O kediyi sana bırakıyorum dedi. Bunda bir açık kapı var. Hani fotoğraf çekilmişler ya, o kediyi sana bırakıyorum, o kedi senin artık dedi. Hanifeciğim bir şey söyleyebilir miyim? Bugün bir kız istemeye gidiyorlar ama ailesi kızı vermiyor. Ama o aile yine... Ama İsmail Bey sizin aklınızda öyle söylemiyor işte. Konu orada. O İsmail Bey'in düşüncesi, benim düşüncem... Ümit veriyorsunuz, beyefendiye ümit veriyorsunuz samimi pozlarla. Açık canlı yayında söyledim. Kesinlikle olmaz, o gözden bakmıyorum. Ya kesinlikle bakmıyorum dediği dedim. Kişiyle fotoğraf çekilir mi Allah aşkına ya? Uf. Ya bir çocuk mu kandırıyorsunuz? Bir dakika, bir dakika. İsmail abi zaten mikrofon elinde hazır, orada bekliyor. İsmail abi. Sen ümitleniyor musun İsmail abi? Şimdi, Çiğdem Hanım'ın hareketlerinden. Şimdi Seda Hanım, size önce şunu itiraf edeyim. Ha. Ben 2006 yılında bir trafik kazası geçirdim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ağzım burnum dağılmıştı. Ve nihayetinde... öyle böyle bir şekilde tedavi oldum. Evet. Konuşurken de biraz zorlukla çekiyorum. Bu böyle bilinmeli yani. Ondan dolayı diyorsun. Ondan evet. Dolayı. Peki sana biraz önce sevdiğin kadın zannediyor. Yok, hayır, öyle bir şey sana. Yok bir. Öyle i̇kinci bir şey olaraktan. Yok. İkinci olaraktan. Demin kıvırmama, oynamama laf söylendi. Ben hiçbir bayanı kırıcı bir şekilde kavga etmem hiçbir bayanla beraber. Sinirlendiğim vakit sinirimi almak için şey yaparım, oynarım. Kendimi oynamaya veriyorum diyorsun. Peki. Şimdi evet. Çiğdem Hanım'ın hareketleri mesela o günde o resmin üzerine bir sürü tartışmalar yaşandı burada. Tribünden de arkadaşlarımız evet. Yorumlar yaptılar. Çiğdem Hanım dedi ki İsmail abiyle sen ilanı aşk ettikten sonra çekilen resimden evet, bahsediyorum. Ilk önce ben İsmail orada. Abi ya da İsmail amcam evet. Ben onu seviyorum. Ben kendimden emin bir kadınım. Evet. Onun hisleri beni ilgilendirmez. Ben nasıl görüyorsam öyledir dedi. Sen mesela dün yine yemek evet. Yemek istemişsiniz, sen istemişsin daha doğrusu. Evet. Hanife'nin dediği gibi, Çiğdem Hanım'ın hareketlerinden ümitleniyor musun? Ay şimdi Seda Hanım, şöyle oldu. Uzatmadan Çiğdem... cevap ver abi. Kısa.
hareketlerinden Çiğdem Hanım'ın etkileniyor musun? Böyle dolandırmayın lafı. Bu seni etkiliyor mu? Çünkü sen ilanı aşk etmiş adamsın. Evet. İki günde bitti mi yani şimdi? Ne oldu? Çiğdem Hanım tam bir Anadolu kadını. Hükümet evet. gibi kadın. Hükümet tamam. gibi. Tamam. Evet. Bu da seni etkiliyor. Şimdi eğer oturalım doğru kalkalım. Tamam itiraf et. Bu da seni etkiliyor. Çiğdem Hanım'ı beğeniyorsun. Bunu söyle. Olur olmaz. O ayrı ayrı problem. Ayrı ama beğeniyorum. Beğeniyorum. Tamam lafı dolandırmayın. Evet. Bir şey sorduğumuzda tam cevabını verin. Beğendiğin kadın sana amca dedi biraz önce. Ne diyorsun? Sana önce amca dediler. Abi olur, amca olur ondan sonra... Bak hala ümitli. Demek ki Çiğdemciğim bunu duyuyorsun değil mi? Amca da dese, dede de dese. Şimdi burada Hanife'nin tabii ki bir haklılık payı var. Çünkü biraz önce benim söylediğim gibi ilanı aşk etti sana. Çiğdem Hanım'a çok da haksızlık da yapıyor. Sana hayran. Ne? Çiğdem Hanım'a çok da haksızlık yapıyor bu konuda. Çiğdem Hanım'a haksızlık yapmıyoruz. Evet. Sende bir hata var. Ya kendini düzel. Ben... İsmail abi, sende bir hata var. Kadın, Hanım, özeri bekliyorum diyor. Miyim? Evet, Çiğdem. İsmail Bey'in bana, İsmail Bey diyeceğim artık. Çünkü neden? İsmail amca diyorum, abi diyorum. Tamam. Herkes farklı bir şey yazıyor sosyal medyadan. İsmail Bey'in bana haksızlık yapılıyor demesi sosyal medyadan, yazılanlardan dolayı söylüyor. Ha, onu kastediyor. Evet, Emine Hanım orada dedi ya, işte Halil'i, Acar'ı. Evet, Halil, Acar dedikleri kişi... Gelsinler, çıksınlar karşıma, desinler ki yemedim. Çiğdem yemeğe götürdü, yemek parasını bile ödedi. Bu bir gerçektir. Çünkü Halil veyahut da Acar dedikleri kişi bir ekmeğe muhtaç insanlar. Gelsinler orada da canlı yayında gelip konuşsunlar. Çiğdemciğim. Burada olmayan insanların bence isimlerini de ifşa etmeyelim. Evet, eğer gelmek isterlerse gelir konuşurlar. Hanım, o mevzuları kapatalım. Ben tamam, ben senin karakterini biliyorum. Ben senin kimsenin parasıyla puluyla ihtiyacın olmadığını da, işlerin olmadığını da biliyorum Çiğdemciğim. Benim söylemek istediğim bu şu konuda Hanife'ye hak veriyorum. O da şöyle ki İsmail abinin sana ilgisi bak biraz önce de itiraf etti adamcağız diyor ki hayranım kardeşim aşkımla bitmedi. Öyle evet, başlar evet. Ama ümitliyim diyor. Değil mi? Evet. Ümitliyim diyor. Sen başka bakıyorsun o başka gözle bakıyor. Var mı hayatın içinde böyle bir şey? Var. Tabii ki ama dikkat etmeliyiz. Yani bir kadının aklı başka birindeyse senin gibi bir beyefendiye İsmail abi bilmiyorum yani süngüleri indirmek düşer. Çünkü kadının aklı özerde. Özer de ondan bir karar bekliyor. Ama o da çektirmemeli. O da uzak durmalı. Gitmemeli. Kararı sen de yani şimdi bu var. Ben gitmedikten sonra zorla beni bir yere hiç kimse götüremez. O gün de aynı mevzuyu yani. Yaptık. Çiğdem haklı olarak dedi ki ben kendimden eminim. Sen kendinden eminsin ama adamcağızın aklı sende. Şimdi ben... Anladın mı Çiğdem? Seda Hanım şimdi kendini bildirmişsin hatta. Nereye? Ya Seda nasıl Hanım, bir kısmet demiş. Şey hiç belli olmaz bu iş. Peki İsmail abi bekle. Efendim Çiğdem? İsmail Bey gönlünü bana kaptırmış. Evet. Ben gönlümü özere kaptırmışım. Evet. Bunun ortasını nasıl bulacağım? Hanife de özere kaptırmış. Şimdi evet, ben izin verirseniz. Hanife de özere kaptırmış galiba. Bunun ortasını nasıl bulacağım bilmiyorum. Ben biliyorum Çiğdem, ben biliyorum. Ben izin verirsen biraz ben konuşmak istiyorum artık. Evet, seni dinliyoruz Özer. Şimdi geçen de bu İsmail Bey'le... Bir fotoğraf çekilmişsiniz. Ondan haberim var. Çünkü bana demiştin ki biz işte Bakırköy'e gidiyoruz. Yanımda da İsmail Bey var. Gidebilir miyim diye izin almıştın. Doğru mu? Evet. Ben sana tek bir kelime ettim. Hatta Seda Hanım da ya dedi sen niye bu kadar işte nasıl bir insan oldun diye bana sormuştunuz. Ben de demiştim ki evet. Yani benim haberim var. O yüzden de şeye gerek yok. Ama ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen bu ikinci çay içmesinde bana haber vermedin. Benden izin al. Biz... Bu ikinci... Söz hakkı istiyorum. Hayır, hayır, hayır. Bir dakika. Şimdi ben konuşacağım. İkinci söz seferde... Söz hakkı istiyorum. Çünkü neden? Özer diyor ya bana haber vermedin. Ben Özer seni aradım. Senin telefonun kapalıydı. Olsun. Gitmeyebilirdin. Bekleyebilirdin. Yani ben o yüzden... Yoldan geliyordum. Uzun, uzak niye? Yoldan acelen geliyorum. Vardı? Ben 12 saat araç kullanaraktan geldim. Doğru. Peki yani... Özer bir şey söyleyeceğim. İsmail abinin bu ifadelerini dinledin. Evet. Hala ümitliyim diyor. Öyle başlar. Sonu başka yere doğru gidebilir diyor.
o söylediği kelimeleri kullanmak istemiyorum. Öyle başlar da başka türlü olur diyor. O zaman şöyle söylüyor. Şimdi ben. Sen hala İsmail abiyle Çiğdem'in yemek ya da çay içmesine nasıl bakarsın? Artık olumlu, yani hiç tasvip etmem. Olmaması lazım. Mümkün değil. Mümkün değil. Bir de şöyle yani şunu söyleyeyim. Ben artık kafamda buraya geldiğimde evet %50 %50 idi Çiğdem ve Hanife hakkında. Ama şu dakikada bana sorarsanız ben net bir cevap verebilirim. Bu konu hakkında net cevabımı verebilirim şu anda. Çünkü kafamda artık tasarladım. Netim yani şu anda netim. Hangi konu hakkında? İkisi arasındaki seçimi konusu. Nedir? Birisi kedi birisi aslan dedi ya. Ben şu anda kafamda bir netlik koydum yani. Yani Çiğdem'in sana izin vermeden yaptığı bu iş onu gözünden düşürdü mü? Aynen. Yani öyle mi? Aynen. Yani benim artık şu anda kafamda %50 %50 ise şu anda 70'e 30 oldu. Öyle söyleyeyim. İsmail abin de hoşuna ben gitti. Ben bekliyorum. Ben bekliyorum. Ama gerçekten bekliyorum. Şu ama. An İbre sana döndü. Aynen. Özer'in ifadesiyle. Aynen. Ya en azından Hanife'nin dediği gibi ben Hanife'nin bir tek fotoğrafını görmüyorum. Sürekli beni arıyor. Sürekli benimle ilgileniyor. Aslında ben hata yaptım. Ben Hanife'yle ilgilenmedim. Ama ben elimi uzatıyorum ve de çaya götürmek istiyorum izin verirseniz. Geçmişte hiçbir bağ kalmadı. Belki doğru karar, belki yanlış karar. Belki böylesi daha hayırlı. Hayatında yeni bir sayfa açtı. Kararım nedir Emrah? Söyle. Olumsuz. Olumsuz. Şimdi sürpriz bir isim Emrah'a talip. Bu sürpriz isim çok şaşırtacak. Birazdan canlı yayında. Evet. Kendi programımızda olan biteni hayretler içerisinde izleyen bak. İki sunucu olarak... Yani... Tribündekiler ekran başı görmedi. Tribündekiler bize gülüyor. Bir saniye. Çiğdem hatta mı? Çiğdem ne oldu acaba? Düştü mü o da yani? Çiğdem bağlayın tekrar da. Ben hep Özer'le ilgili ne diyorum? Özer sağ gösterip sol vurur. Özer böyle durur, dinler. Derse ki be adam taş olsa çatlar konuş... Böyle bekler. Şimdi gene beklemediğim bir şey çıktı Özer'den. Çiğdem. Çiğdem gördü mü bunu? Efendim Şeyda Hanım. Özer Hanife'nin elini tuttu ve yürü dedi. Çaya gittiler. Biz böyle kaldık. Şeyda Hanım, Özer Hanife'nin elini tutsun, çaya gitsin, yemeğe gitsin. O kedi o kasaba gidecek. Gidecek, dönecek, dolaşacak o kedi o kasaplardan yine bu kasaba gelecek. Hanife'yi göster. Hanife beni gösterme, yönetme. Yine bana gelecek. Hayır. Ben aslan dedim ve aslan diyorum hala da. O kediyle kaldı. Bak bir de kedi diyor yani. Küçük bir hayvandan bahsediyor. Ben büyük bahsediyorum. Aslan diyorum, aslan. O kedi buraya. Peki evet. Çiğdem, şimdi bir şey söyleyeceğim. Biraz önce yine dedin ki yine çok iddialısın. O dedin dolaşacak. Çok iddialıyım, evet. Gelecek. Peki bugün burada yok. Erzincanlı Sedat kardeşim. Çok da seviyoruz onu. Gelecek inşallah. O gün dedi ki Çiğdem karıştırıyor ortalığı dedi. Buraya geliyor. Tam dedi görüşmede bir şeye bağlanacak. Geliyor ayırıyor dedi. Şimdi biraz da... Haklı mı çıkıyor ne? Sen diyorsun ki gene gelirim orayı dağıtırım, ayırırım diyor musun? Ben bırakmayacağım ya, Aslı. Hanım. Dinliyoruz hayatım. Seda Hanım, yine gelirim orayı dağıtırım. Sedat bunu söyledi Özer için. Evet yine oraya geleceğim, dağıtacağım. Tutacağım her elinden aslanlar veriyor. Gibi nişan yüzümüne takip çıkacağım oradan. Eyvah. Özer. Her gün biri paso veriyor. Özer seni elinden tutan götürüyor. Arkadaşım bu nasıl bir haldir? Sen sen de bir şey söyle artık. İşte ben tuttum. Şu anda Seda Hanım, Özer bana inat Hanife'yi çaya götürdü. İnat. Beni kıskandırmak için. Ama ben kıskanmıyorum. Kıskandırmak için mi yaptın? Değilim. Öyle mi? Ya Özer böyle şey numaraları yapmaz aslında ya. Yo ben o tür bir insan değilim Sedat. Yani ben kimseyi kıskandırmak için bir şey yapmam. Zaten yapmaz. Ben de kıskanç bir insan değilim ama ben yine söylüyorum. Bana haber vermediği için kızım. Benim haberim olsaydı ben yine izin verirdim ama şimdi de az önce de İsmail Bey'in yaptığı bu itiraftan sonra
İş değişti. Yani çünkü bir kadın bir erkeği bir kere reddederse ikinci kez aynı şey olursa bu artık art niyete girer. Bence. Bilmiyorum. Bu benim Sedan düşüncem. Söz hakkı istiyorum. Evet Çiğdem. Ben Özer'i bayramın birinci günü de aradım. Telefonu kapalıydı. Bayramın ikinci günü kendisine ulaştım. Bayramını kutladım. Başka da kendisiyle görüşemedim. Ne zaman aradıysam telefonu Özer'in kapalı. Telefonunu kapatmasın o zaman ulaşmak isteyenlere. Hmm. Beklemeli. Ben de aradım da kapalı. Ama bekliyorum sabırla. Bekleyeceksin. Niye gideceksin ki? Oraya buraya gitmeye gerek yok ki. Yani acelen yok yani. Arkadaşlarınla görüşürsün ama bir şeyleri bekleyerek, bir anda atlayarak değil. Hanife Hanım. Ya konuşma boşver ya. Aldın cevabı atın istersen. Hanife Hanım sen bekledin. Ama ben yine iddialıyım. Sen bekle bekle. Özeri elde edeceğim. Sen bekle. Ben de alıp götüreceğim. Böyle kaldık bak. Al Uğur'la bize bak. Böyleyiz bak. Ya bu Özer nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir karizmadır? Ben de götürüyordu ama götüremedi. Sizin kadar karizma değil. Ben işin orasındayım yani. Peki Çiğdem'cim seni ya. Buraya bekliyorum hayatım. Allah kısmet ederse yarın geleceğim. Seda. Bekliyorum tatlım bekliyorum öptük seni. Zaten. Güle güle canım benim. Yeni bir buluşturma Emrah evet. geliyor. Evet. Evet, Özer'den bir karizmadan başka bir karizmaya Emrah'a geçiyoruz. Programımızın en çok talip gören iki erkek adayı bunlar. Emrah, seni istemeye gelmişler. Buyursunlar. Hazır mısın? Nasıl bir beklentin var? Hazırım. Nasıl biri girsin şu kapıdan? Nasıl bir şey hayal ediyorsun? Yani nasıl bir hanımefendi hayal ediyorsun? Tabii öncelikle güzel olacak. Evet. Ve de beni etkileyecek. Güzel olacak ve etkileyecek. Evet. Kim geliyor Uğur'cum? Peki inşallah istediğin gibi olur. Hayırlısı olsun diyelim ve Özge Hanım'ı davet edelim. Buyurun Özge Hanım. Kuş havalandı, kaçış mı baktı? İntikam soğuk bazen ağır sıcaktı. İçimdeki okyanus da açsız. Yüzmesi tek bir kelime yasaktı. Kuş havalandı. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm, hoş bulduk. Aleykümselam, hoş geldin. Özge hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz heyecanlandı Özge gelirken. Özgeciğim kendini tanıt yavrum. Geldim. Benim adım Özge. Hah, hoş geldin. Bilecik'ten katılıyorum. Bilecik Veziran'dan. Ne güzel. Bilecik'in neresi? Bilecik Veziran. Veziran'dan. Evet, güzel. Annemin haberi var. Babam öldü. 15 sene oldu. Kalp krizinden. Allah rahmet eylesin. Kaç yaşındasın yavrum? 23 yaşındayım. 23. Konuşun Emrah'la. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Özge, Emrah'ı izledin mi yavrum? İzledim. Her gün sizi izliyorum. O mikrofonu elleme çocuğum. Beni izlediniz. İzledim. Biraz heyecan var. Akşam 6'ya kadar uyuyamadım hiç. Konuşunca geçer o zaten. Evet. Benim neyimden hoşlandınız? Neyim hoşunuza gitti? Bilmiyorum. İletirik aldım. Hoşunuza gitti. Gülüşürüz. Konuşunuz. Öyle yani. İzledim. Gelecektim de Bahram bekledim. Hani ablamlar geçireyim de ondan... Gelemedim. Neyi vazgeçireyim diye? Gelecektim. Bayramı bekledim hani ailecek ablamlarla falan bayramı geçireyim diye. Ha, ablamlarla bayramı geçireyim. İzliyorlar mı şu an seni? Evet annem izliyor. Annen. Anne. Selam söyle. İsmi ne? Hatice Söyler. Hatice'cim öpüyoruz seni yanaklarından. Bilecik Vezirhan'a selamlar. Bize güvenip inanıp evladını yolladığın için teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Allah sağ ol, Allah razı olsun. Yani karşılıklı şey yaptınız. Ne güzel sizden de ne güzel evet. Peki konuşun bakalım daha nasılsınız? Evet, çalışıyor musunuz? Yok ev kızıyım çalışmıyorum. Ev kızısınız. Bir yere başvurdum da forum çağırmadılar. Çağırmadılar ben de gitmedim. Evde oturdum işte öyle. Temizlik iş gücü. Evet. Evet daha önce hiç evlilik falan yaptın mı? Yok daha önce hiç evlilik falan yapmadım. Hani isteme falan oldu da. Olmadı yani. Niye? Beğenmedin mi? Ya bir tane kadın yapmıştı Çiğdem abla diye. Getirip tanıştırdı. Heh. Hakan diye. Annesi dedi ben dedi aile istemem dedi. Aynı olacak dedi. Olmadı işte. Olma. Kısmet demek. Evet. Kısmet belki de Emrah'a. Osmeli'den. Bir kadın yaptıydı Çiğdem diye. Neyse. Evet. Evet. Emrah'a belki de kısmet. Hadi bakalım. Belki. Konuşun bakalım biraz hadi. Nereden hoşlanıyorsunuz? Ben nelerden hoşlanıyorum? gezmeyi severim. Evet. Sevdiğim insanlarla vakit geçirmeyi çok severim. Evet. Şarkı söylemeyi severim. Motor kullanmayı severim. Benim motorum var. Evet. Öyle yani. Siz nelerden hoşlanıyorsunuz? Ben müzik dinleme, televizyon seyretme, şarkı dinleme.
Yürüyüşü fazla sevmiyorum. Arada öyle, evde oturmayı çok seviyorum gerçi. Spor yapıyor musunuz? Yok, spor yapmıyorum. Bunu şey komşular olur, arkadaş olacak yanında. Fazla gitmeyi sevmiyorum zaten. Ha. Arada. Oturduğunuz yer böyle köy gibi yer mi? Şey, ilçe belediyelik mi? Veziran, Bilecik. Şey, Bilecik'e bağlı Veziran. Bilecik, Veziran. Evet. Ha, şehir gibi yani, böyle evet, ilçe gibi. Belediyelik yani. Köy falan değil evet, yani. Evet, köy değil. Özge peki Emrah sahneye falan da çıkıyor. Yani kıskanç mısın, kıskanır mısın? Tabii. Yo, sevinç aslında kıskanmak çok güzel bir şey. Yani bir erkek mesela karısını kıskanmak çok güzel bir şey. Senin kıskanma? Benim çok hoşuma gider kıskançlık yani. Çok severim. Eşinin senin kıskanması hoşuna evet, gider. Evet, evet. Sen onu kıskanıyor musun evet, diyor bak Seda abla. Sen kıskanır mısın? Ben de kıskanırım. Çok mu kıskanırsınız? Kıskanç değilim. Bu işler karşılıklı olur ama karşılıksız olabilir yani. Fazla kıskanç değilim. Öyle yani. Ben de sevdiğim insanı kıskanırım. Evet. Ama öyle aşırıya kaçmam yani. Evet. Onu boğacak şekilde değil. Evet, sen izledin mi geçmişte Emrah, Aslı, işte Özlem bir takım şeyler oldu hepsini burada? Hepsini izledim. Hepsini izledin. Kısmet herhalde. Evet, her şey şey, kısmet nasip. Tabii. Evet, peki sen bu inşallah bu işler olmaz da ben gider talip olurum diye şeklinde mi izledin? Nasıl, ne düşünüyordun o dönemde? Ben Emrah talip olmak için çıkmıştım sadece. Gerisi böyle ilgilendirmiyor diyor yani. Evet, ilgilendirmiyor beni. Hmm. Ben izliyorum, gece balatında seyrediyorum bir de. Bütün gün seyrediyorum, anne gideceğim diyorum yani, yolla beni diyorum. Annene. Allah'ın sayesinde yani geldim. Annemin sayesinde. Allah razı olsun. Yavrum. Ne güzel. Evet. Bir şey olmaz ki. Allah koruyor herkes zaten. Öyle canım. Kimse bir şey yapmaz. Burada bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Önce Allah, sonra bize. Evet. Evet. Peki Emrah. Nerede yaşayacaksınız evlenirseniz siz? Bilmiyorum ki, fark etmez. Her türlü olabilir. Emrah olduktan sonra her yere götürsün gidelim. Götürsün beni gittiği yere diyorsun. Evet. Evlenince. Fark etmez. Tabii. Emrah şarkı söylerken dinledin mi burada? Evet, dinledim. Çok güzel söyledi. Beni bile şey yaptı, ağlattı. Seni ağlattı. Evet. Vay be. Bak evet, Hava da burada. Havva, Emrah'ın talibi Havva da burada. Onu da gördün mü? Yok, Özge. Fark, şey, evet biraz gördüm. Bak Hava burada. Evet gördüm. O da çıktı Emrah'a talip. Evet, gördün gördüm, mü? O da bak çok güzel bir kadın. Sen de güzel, çok güzel bir kızsın. Evet. Evlenmemişsin hiç. Gerçi artık Emrah evlenmemiş olsun. Tabii. Yeter bıktım dedi ama. Evet, evet, evlenmemiş olsun. Evlenmiş daha iyi. Efendim? Evlenmemiş daha iyi gerçekten. Emrah için mi? Yok hani. Herkes için yani. Ha, neden daha yani iyi? Yani evli olmayacak yani. Hani olsa da çocuğu olmayacak. Çocuk çok sorumluluk. Yani bir çocuğu için yani yuvasını bırakmaz. Emrah'ın çocuğu olsaydı sen talip olmaz mıydın ona? Çocuğu olsa şey... Mesela beni, mesela beni gördün, beğendin. Evet. Ama ben de bir evlilik yaşamışım, benim bir çocuğum var. He. Yine şimdi diyorsun ya... Özge'nin annesini bağlayabilir miyiz telefona? Yok, bizim telefon yok. Öyle mi? He. Evde telefon yok, ev telefonu. Yok. Nasıl anladım, ulaşabiliriz ya? Bir merhaba deseydik annene. Annenin haberi var değil mi? Yok, annenin haberi var. Evet. Emin misin? Evet, var haberi. Çünkü Emrah'a Özlem miydi? Yok, Özlem. Özlem'di. Özlem. Cep yok, evde yok. Daha önceki Özlem geldiğinde ailemin haberi var dedi. Ama annesi bağlandı, bizim haberimiz yok dedi. Evet. Senin var değil mi? Var. Kardeşlerinin? Ablam var. Ablanda var mı telefon? Ablanı bağlayalım. Tülay ablam mı? Ha. Tülay ablamı bağlayalım. Var mı telefonu? Var. Var, tamam. Verdin mi? Yok, vermedim. Git şuradan, sesini alın Özge'nin. Yavaşça in oradan. Bir ablasıyla konuşalım. Yavaş in, dikkat et. Heh. Evet. Git ver bakalım telefonunu. Özlem, bir şey mi söyleyeceksin? Ha, Özlem. Özlem. Ha. Görmüyorum Özlem seni bugün, görmedim. Özür dilerim tatlım. Aslı, Özlem, Hava yan yana oturmuş bugün. Evet Özlem. Evet tatlım. Evet. Ailesinin haberi yok diye söylediniz. Annen ya söyledi, ben demedim. Şimdi annem Samsun'da olduğu için, Samsun telefonu çekmediği için ben anneme haber veremedim. He. Yoksa benim ablam, babam burada haberi vardı yani. Tamam ama neticede annenin söylediğini hiç söyledim çocuğum. Yani. He. Çünkü Özlem ailemin haberi var dedi. Annesi de bağlanıp haberim yok deyince biz kala kaldık. Ama o da annesi Samsun'da olduğu için o esnada aile fertlerinin haberi var ama sadece annemin haberi yoktu diyor. Tamam, onu da düzeltmiş olduk. Evet. Yani bende bir şey yok, annen öyle söylediği için. Peki Özge'nin ablasıyla arkadaşlarımız bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Konuşacağız. Tribünden yorum istiyoruz. Atatürk. Oğuz bir şey söyleyecek. Evet. İlk öncelikle Emrah, sana şöyle söylüyorum. Bak sen dedin ya, hiç evlenmemiş olsun, ben güzel bir yuva kurayım demiştin. Hatırlarsan bak, karşında ne kadar güzel bir bayan geldi senin için. Hiç evlenmemiş, senin için çok büyük hayaller kuran bir insan. Ben sadece sana şunu söylüyorum. İnsanın dışı değil, bazen yüreği çok önemlidir. Bunu asla unutma. Gerisi de sana kalmış canım. Evet.
Başka? Murat al çocuğum. Evet. He, Ahmet abi bir şey söyleyecek. Evet. Yakın tut abicim. Düzeltme yapmak istiyorum. Heh. Emrah için. Hani burada bir işsiz güçsüz sorunları çıktı ya. Emrah'ın işi de var, evi de var. Bunu aile büyükleri hazırladılar. Ha. Onun için bunu belirtmek istedim. Evet. Bir de ben pek yakıştıramadım desem inşallah Özge Hanım kızımız darılmaz. Kızmaz peki. İnşallah. Peki. Murat al sonra öne. Tamam, merhaba tamam. Özge Hanım hoş geldiniz. Buradayım. Hoş siz evlilik yapmamıştınız değil mi daha önce? Yok yapmadım. Şimdi ben Emrah Bey'le ara sıra muhabbet ediyorum. Aslı Hanım'la beraberliğinden kusura bakmayın. Aslı Hanım gene mevzuya katacağım ama bu konuyu oraya bağlamam lazım. Devamlı sıkıldığından bahsediyor, kıskançlığından, onu çok daralttığından bahsediyor. Ben Emrah Bey'in gelecek taliplerinin kendisini sıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendisi o konudan çok yara aldığını düşünüyorum. Gelecek ve sıkacak olan kişilere kesinlikle olumlu peki, cevap vermeyeceğini Özge'ye, düşünüyorum. Peki sor Özge'ye, sen de öyle yapar mısın? Siz kıskanç mısınız Özge Hanım? Yok ben kıskanç değil, yani kız, mesela bir kadın mesela, hani bir erkek, yani kadın kıskanması ister yani, kıskançlık güzel bir şey. Örnek veriyorum, Emrah Bey size haber vermeden bir gece eve gelmese, ertesi günü tepkiniz ne olur? Öf. Olmaz canım. Bir şey çocuk olmaz ki. Bir şey çocuk olmaz diyor. Peki Havva'cığım bir şey söyleyecek. Mikrofonu verin hanımlara. Havva yorum alalım senden de hadi. Bu arada bayramınızı kutluyorum. Burada olan bütün ekiplerinizin de. Geçmiş bayramınız. Sizin de mübarek olsun. Geçmiş bayramınız. Sağ olun sizin de hepiniz. Şimdi Emrah sıra gelince. Emrah elimi vermiştim. Gelmemişti. Evet. Dışarıda kamera karşısında çıktığımda elimi uzattığımda elini verdi bana. Sonra... Yani bu ne demek oluyor? Artık düşünen düşünsün yani bilmiyorum. Dışarı çıktığımızda Huriye Hanım falan oturduğumuzda Huriye Hanım servise gitmeye gereği duydu. Servis gidiyor diye. Biz Emrah'la tek kaldık. Emrah bana soyunma kabinini hani gösterir misin yardım? Hani orada kimse yok çünkü ben de bilmediğim için. Emrah benle kabinin nerede olduğunu. Evet. Söyledi zaten. Ama yayın dışında görüşmek bir şeyler yani sanıyorum. Seda abla. Yani hala sana ilgisi olduğunu düşünüyorsun Emrah. Şimdi, Seda abla ben öyle o gün. Öyle bir şey dedi. Ben de bunu kabul etmedim. Beni kız kardeşin yerine koy dedim. Ne zaman dedim ben bunu ya? Seda Hanım bu yalan değil. Ben ne zaman dedim ben sana ya? Ciddi bir evlilik kurmaya geldim. Yalan değil ve... Seda abla ben bir şey söyleyeyim. Bir saniye Emrah. Söylediğim insanlar var paylaştığım. Yani pişman oldum. Keşke o ismini vermediğim kişi... Bence sen niye pişman oldun biliyor musun? Ben sana burada olumsuz dedim ya. Sen buradan beni alacağını düşündün. Alamadın ya ondan böyle yapmış olmayasın. Der miydin Emrah Bey'i? Ben seni baştan sildim zaten. Sana bir şey diyeyim ben mi? Ben seni baştan olumsuz dedim. O zaman niye? Ben sana dışarıda ne dedim? Dedim ki Seda abla, burada konuştuğumuzda olumlu gidiyordu. Olumlu gidiyordu. Evet. Ben burada çok arkadaşıma da dedim. Bak tamam. Murat'a da dedim, Ahmet abi de dedim, tamam. Oğuz'a da dedim. Birçok arkadaşa da dedim. Emrah dediler, güzel de gidiyordu konuşmanız. Niye kestin dediler, yani niye bitirdin neden dediler. Neden tekrar bana bir talip dakika, ol dedin? Bir dakika. Dedim ki onu söyleyeceğim işte. Onu söyleyeceğim işte bak sana. Evet. Bak ben sana onu söyleyeceğim. Burada işiniz güzel gidiyordu. Arkadaşlar dedi ki ya Emrah dedi aslında güzel gidiyordu. Niyedir olumsuz dedin dedi. Ya dedim ki ben de bir çay içelim diyecektim ama dedim elini böyle yapınca dedim. Sorumluluk. He elini böyle yapınca dedim sanki ben seni sen ne yaparsan hep ben seni alır giderim. Hani yapınca dedim ben dedim soğudum şey dedim. Kötü bir şey değil ki Seda Hanım. He. Kötü dışarıda, bir şey değil ki. Dışarıda VTR yaptık o VTR var. Dışarıda VTR yaptık dedim ki bana yine talip çıkarsa dedim çıkabilir dedim. Ama elini öyle yapmasa dedim. Şimdi aslında güzel bir şey söyledim. Bu arada buna da açıklık getirmek istiyorum. Bana göre sorumluluk isteyen bir şey o. Biliyor musunuz elini uzatmak, bu konuda yürüyelim demek, çay içmek bu kadar sorumluluk değil. Ben öyle görüyorum, öyle değil mi? Tabii yani el ele tutuşmak ayrı bir şey. Yani ver elini, yürüyoruz. O da elini verdi mi? Bu artık bir başlangıç yani, önemli bir başlangıç. Yoksa çay içelim, başka bir çay içebiliriz. Ben sana kesiyorum Seda Hanım. Bu kadar gururlu bir insan, neden Aslı Hanım'ın, neden Özlem Hanım'ın, neden benim karşıma çıkıyor? Ne hangi durumla ilgili? Eli verdim uzattım. Tutmadı çocuk. Cesaret tamam. Edemedi demek ki. Gurur meselesi yapmış bunu. Ama kimseyle elini uzatıp gitmedi ki. Çaya gitti Emrah. Peki neden dışarıda verdi Seda Hanım? Bunu soruyorum. Dışarıda vermedim bakabilirsin. Bilemem. Elinden size... tuttum verdi sıkıca tuttu yani. Ben mi tuttum? Tuttu evet. Ben tuttum o da tuttu. Ya sen var ya kendi kendine gelin gibi oluyorsun ya. Peki Eda Hanım ablasını arıyorsunuz iyi ki sana değil mi? İyi ki sana burada elimi vermemişim. Evet. İyi ki sana burada elimi vermemişim. Peki Özlem,
Al bakalım mikrofonu. Ne diyorsun Özge ile Emrah için? Özge tüm bunları biliyor. Yani sizin üçünüzün de Emrah'la olan görüşmelerini biliyor. İzlemiş, ama evet. Çıktı geldi. Diyor ki ailemin de iznini aldım. Beni annem yolladı. Ablamların da haberi var. Ailem biliyor. Ben Emrah'la evlenebilirim diyor. Evet Özlem. Yakın. Kız numarayı yanlış vermişsin Özge. Valla bilmiyorum ki. Özge kaçak mı geldin yoksa buraya? Yok yok kaçak gelmedi. Aman gözünü seveyim. Yok yok annemle abi var da dediler yani kaybolursun dediler. Yani ona şey korktular. Şu telefon numaralarını yazın alta da belki ablası. Tülay. Tülay bizi ara şu numarada. Yazın ekrana. Çünkü Özge numarayı veremiyor. Aklında mı yok? Yok aklım var da şimdi buraya heyecanlı olduğum için hani ışıklar falan. Hani geldiğim için yani şu an şey gibi. Tamam Tülay ya da Özge'nin annesi ya da ablası arasın bizi bu numaradan. Aşağıda yazan numarada. Evet. Annem bir haberi var ablam da gitmedi yalnız dedi. Allah met oldu dedi. Kaybolursun bir şey olur diye korktu. Yani tek başıma yol almak istemedi. Hani burayı yok, istiyor. Kaybolmaz. Bir şey olmaz dedim. Allah koru dedim. Allah met bir şey olmadı ama. Ondan korktu kadın. Evet Özlem yorum yapıyordu. Evet. Şimdi Özge Hanım gerçekten çok saf, temiz bir kıza benziyor. Ama şimdi yani buradan gördüğüm kadarını söyleyeceğim. Emrah Bey bence etkilenmedi. Hmm. Yani karşısında dediğim gibi bir ışık falan alamadı. İnşallah hayırlısı olur. Ama buradan bakıldığı zaman güzel duruyor. Etkilense peki, bu iş olur muydu ikisinin Özlem sence? Emrah da etkilenmiş olsa bu evlilik yürür mü? Yani bilmiyorum da yani dediğim gibi Emrah Bey şu anda kafası karışık. Neden zaten dolayı karışık Özlem? Şimdi senden dolayı mı kafası karışık? Şimdi bizim zaten konuşmamız çok kısa sürdü. Evet. Yani biz dışarıda da görüştük. Birkaç defa konuştuk ettik. Yani şu anda ne istediğini bilmiyor. Karışık yani geçmişte olaylardan dolayı bayağı bir yara almış. Şu anda hani çok tereddütte. Ya şimdi, bir adım atacak ama bak, tereddütlü. Bak yanındaki Havva biraz önce dedi ki bana tekrar talip ol dedi Emrah dedi. Sende de böyle bir şey söz konusu mu? Seninle de tekrar bir talip olma durumu olabilir mi Emrah? Yok hayır. Biz zaten şu anda arkadaşız. Onun dışında da herhangi bir şey yok aramızda. Hı. O da adaylarını burada bekliyor. Ben de adaylarımı bekliyorum. Ama hani bende öyle bir söz konusu olmadı kesinlikle. Peki Aslı'ya verir misin tatlım? Seda Hanım bir şey diyeceğim ama. Bir dakika. Ben mi yorum yapayım? Ne görüyorsun? Daha önce sen yorum yapmıştın çok yakıştınız diye. Havva'yla ilgili mi, Özlem'le ilgili mi, kimle ilgili demişti? Seda Hanım Özge çok böyle saf, temiz, kalpli bir insana benziyor. Ama Emrah Bey'in Özge'yi kabul edeceğini sanmıyorum. Emrah Bey'in aradığı özellikler, nitelikler başka. Ne arıyor Emrah? Emrah Bey dış güzelliğe önem veren bir insan. Kalp güzelliğine önem veren bir insan değil. O yüzden Özge'yi olumsuz dış güzelliğe önem verseydin. Şimdi bak üçünüz de yan yana. Üçünüz de güzel kızlarsınız Allah için. Yani başka şeyler de var. Dış güzellikse dış güzellik ama. Özge'nin ablası. Havva'cığım bekler misiniz? Tülay Hanım. Efendim Seda Hanımcığım. Hoş geldiniz. Merhaba hayatım. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah şükürler olsun. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Sağ olun, hepimizin kardeşin olsun. Özge burada. Evet Özge'den selamımı yollamıştım. Kokulu öpücüklerinizden istemiştim. İletti mi bilmiyorum. İletti selamlar söyledik. İzlemiyor musun bizi? İzliyorum izliyorum. Şu anda televizyon sesi açık olunca öbür odaya geçtim. Gürültü olmasın diye, yankı yapmasın diye. Peki. Özge dik şöyle güzel otur. Heh. Ne diyorsun Özge çıktı Emrah'a geldi. Söyledi mi size ben Emrah'a gitmek istiyorum, talip olmak istiyorum? Evet. Bir haftadır arıyor. Ben Emrah'a talip olacağım. Emrah'a talip olacağım. Bize yani büyük şehir açılmadığı için yani bir şey olur falan diye tereddüttük yani büyük şehir olduğu için. Haklısınız tabii. O doğru. Beni aradı biraz önce almışlar sizin ekibiniz. Evet. Aldılar dedi böyle işte anlattı. Şu anda biz izliyoruz yani zaten şu an şaşırdık yani şoktayız. Emrah taktı kafaya yani. Eyvah. Emrah kafayı taktı. Hayırlısı. Sen ne diyorsun peki Emrah için? Tülay'cığım. Valla ben bir şey demiyorum hayırlısı neyse o olsun. Seda ablacığım ne diyeyim artıkın hayırlısı neyse olsun. Tülay'cığım. Herkes için Rabbimden her şeyin hayırlısı. Amin. Tülay'cığım Emrah'a sormak istediğin bir şey var mı?
Şu anda yok. Şu anda hiçbir sormak istediğim bir şey yok. Hayırlısı olsun. Daha önce izlediyseniz, daha önceleri izlediyseniz evet. Emrah'ın ailesi Özge ile olmasına nasıl bakar sana göre? Valla şimdi o konuda hiçbir yorum yapamayacağım. Hani görüşmediğimiz için, tanışmadığımız için onların ailesi de iyi bir aileye benziyor ama bilmiyorum, hayırlısı yani. İyi bir aile onlar da, evet. Evet, onlar da siz iyi bir iyisiniz, aileler belli yani. Ki. Bizim gibi kendi hallerinde insanlar yani. Evet. Herkesin evladı için Rabbim herkese hayırlısını versin. Amin. Ne diyebilirim Seda Hanımcığım başka? Evet. Peki Tülay'cığım. Kardeşim size emanet. Önce Allah'a sonra size emanet. Hiç merak etme. Hı-hı. Teşekkür ediyoruz. Size her konuda güveniyoruz. Size emanet ediyoruz kardeşimizi. Tatlım öpüyoruz seni. Güle güle canım. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin inşallah hepinizin. Siz de Allah'a emanet olun. Uğur Bey'e de çok selamlar. Aleyküm selam efendim. Sağ olun. Sağ ol canım. Sağ ol. Sağ ol. Peki. Peki Şerife yorum yapmak istiyor. Özgeciğim merhaba. Merhaba. Ben buradayım canım. Bak. Ha gördüm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Kollarını çek ellerinden. Aferin sana. Çok rahat ol. Kendine güven ol. Heyecanlanma. Emrah, güzel kızlar istiyorsun fiziken. 3 tane güzel hanım var. Geçmişte 3 güzel üzgün. Hanım var evet. Üçün Özge de güzel. Özge de şimdi çirkin bir kız değil ki. Güzel bir kız. Hayır onu demiyorum ben. Ha. Onu üzdün. Özgeciğim. Emrah seni de üzer. Şimdi yanlış seçim oluyor. Emrah daha gezme, tozma işini daha bitirememiş. Böyle daha gezmek istiyor, eğlenmek istiyor, kızlarla takılmak istiyor, flört etmek istiyor. Daha onu aşmamış, aşamamış. Aşamadığı için de evlilik sorumluluğunu alabilecek bir kapasitede değil. Geliyorsunuz, şu an bile tedesinde kalıyor. Yani evi yok, bilmem ne yok, şu yok, bu yok. Yani hanımlar gelirken Emrah'ı iç güveysi falan mı almayı düşünüyorsunuz? Onu anlamış da değilim. Evinize mi almak istiyorsunuz? Yani iş olup da bilmem ne. Emrah ben artık seni iyicene alınma ama sanki bir ünlü olmaya çalışıyor gibisin. Şarkıcılığını falan methet, bir şeyler yapmak. Dışarıda mekan sahipleri seni keşfetsin. Ben öyle düşünüyorum artık. Peki cevabını alalım Şerife'ciğim. Bir duralım bir bazen nokta. Şerife Hanım bazen harbiden şu mikrofonu alıp böyle... Ha. İşinize tamam, gelmedi. Hayır, işine gelmedi değil de. Bak, beni eleştir. Beni Erkan eleştir, kızmam. Beni eleştir. Ama yok ünlü olmaya gelmişsin, yok hayatım, şey yapmaya gelmişsin. Bak ben seni zaten bu şekilde eleştiriyorum. Ben senin karakterine bir şey söylemedim. Senin Allah hal Allah. Ve davranışları eleştiriyorum. Tamam. Evet, bu da bir hal ve davranış şeklidir. Sen mikrofonu arkana sakla, tamam mı? Niye saklayacağım? Konuş. Ha, biraz konuş. Emrah'cığım, sen niye konuşmayı seviyorsun? Özgeciğim geldiği zaman sen niye güldün öyle ha 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 falan? Nasıl güldüm ya? Evet. Ne dedim ben bayağı? Bir gülüş yaptın öyle. Ben size bir şey dedim mi? Yok, hoş muydun? Çok niye yakışıyor sana? Niye konuşuyor? Bilmiyorum ki. Deseniz o zaman niye konuşuyorsun desenize. Ha ha bir nerede gülerek geldi. Peki. Bekle Özge'den de cevaplar peki. Alalım. Özge, Şerife Hanım dedi ki seni de üzecek dedi. Buna katılıyor musun? Emrah seni üzecek dedi çocuğum. Sen ne diyorsun Emrah seni üzer mi? Üzer. Neden dolayı üzer? Hani çünkü ben de sevmiştim. Evet. Hani Ayşe abla dedi doğru söylerler hani film şeydi. Şerife Hanım. Şerife Hanım evet. Ayşe abla dedi evet, doğru söyler dedi. Bir şey yok, yok dedi sadece. Evet. Ama işe girebilir ki mesela olursa işe gelebilir ki. Peki. Sen üzüleceğini bile bile Emrah'a talip oluyorsun o zaman öyle mi? Yani olur katlanırım mı diyorsun üzülürüm. Katlanırım. Onun için üzülürüm de mi diyorsun? Evet. Öyle mi? Peki karar anı başlasın. Peki. Evet, Emrah şimdi kararını verecek. Özge ola ki Emrah hayır derse ne yaparsın? Bir şey yapmam. Evet derse ne yaparsın? Çay içerim. Konuşma. O kadar diyorsun, evet. O kadar basit. Hadi o zaman kararı alın. Evet Emrah. Ben geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık, buraya kadar benim için gelmişsin. Evet. Ama hala da başkaları bir şey söylüyor. Doğru söylüyordur diyorsun. Yani orada belki bir şey desen... Siz nereden biliyorsunuz desem belki de kararım değişecek. Ama siz de orayı destekliyorsun.
Ben üzüleceğimi bilerek geldim. Şerifeciğim bekle karar anı Şerifeciğim. Ya bırak şu mikrofonu ya. Şu mikrofonu bırak ya. Ya burada Özlem Hanım da var. Bana talip gelmiş. Ben onu da kabul ederdim. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Şimdi Emrah bayanlar yerden yere vurdu. Oldu mu şimdi bu sizce? Şerif Hanım bazen boş konuşuyorsun. Şerif Hanım bazen boş konuşuyorsun. Ama millet senin boş konuştuğunu biliyor. Tek tek konuşun arkadaşlar. Şerife oradan mikrofonu yok. Laf yetiştiriyorsun ya. Hakik olarak ben de konuşmak istiyorum. Şimdi Ava Hanım siz talip oldunuz. Doğru mu? Evet. Kabul etmediğim için kötülendim. Emrah benim kardeşim. Kabul etmediğim için kötülendim. İzin verir misin? Bitirdikten sonra buyurun. Yani zaten o zaman talibi var. Siz talibin arasına girdiniz. Tamam öyle bir şey yaptım. Çok büyük bir yanlıştı bir kere. Bu kesinlikle. Çıkmam yanlış oldu. Onu özür diledim zaten Özlem Hanım'dan. İzin verirseniz yani izin verirseniz. Şimdi siz çıktınız burada yani karşıdaki insana. Her insan ev için mi? Yani çıkıp da bir insana diyorsanız benim evim dayalı döşeli size seni alıp gideceğim. Sizin evinizde mi kaldı? Yani bu insanı burada siz aşağılık gibi konuş. Şu an onun dersi para olsaydı o zaman seni kabul ederdi. Doğru mu? Niye? Aynı şekilde Emrah yapsardı ben burada kadın olarak aşağılanırdım, tamam mı? Nasıl? Ben buraya evlenmeye geldim. Erkeğimi, evimi... Tamam, ona bir şey... Bunlar ne çirkinler var? Allah! Istemiyorum. Daha dikkatli, bu nedir ya? Ne biçim, nereye gidiyor konu? Ne konuştuğunuzu anlamadım ben sizin. Şu konuşurken şurada diyorum ki maksadını aşan cümleler kullanmayın. Evet, kesinlikle yani. Seda Hanım, ben... Hava Hanım, bak gözümden yavaşça düşüyorsun. Zaten sen benim düştün zaten Allah ya. Allah Allah. Evet. Tabii. Sen beni kız kardeşini aynı şekilde söylenseydi ne der? Kimse bir şey demedi. Adamı söverdin. Sana bırak kimse bir şey demedi. Emrah'cığım sana bir şey söyleyeceğim bak. Lütfen evet, kendinle ilgili açıklama yaptığında şuraya çık. De ki benim kriterlerimde şöyle de. Tamam mı? Yani insanları da şey altına bırakma bu konuyu. Peki. Oldu mu? Emrah kararını söyle hadi çocuğum. Evet. Olumsuz dedim ben. Peki buyurun. Hayırlısı olsun. Buyurun. Necip yurda gönderilmiş. Bugünüme ben çok acı çekerek geldim. Necip Büşra'ya talip oldu. Ne işle meşgulsünüz? Ben Kayseri bir restoranda şefim. Bu hikaye herkesi derinden etkiledi. Annem vefat ettikten sonra biz ailem komple dağıldı bizim. Yani bizim başımızdan çok şeyler geçti. Büşra'nın son kararı. Aile benim için çok önemli de. Tabii. Onun için evet, ailemle ayrı yaşıyorum ben. Birazdan canlı yayında. Evet, hayırlısı olsun. Özge Bilecik'ten geldi ama kısmet değilmiş demek ki. Sırada bakalım neler var. Evet. Ama Özge bizimle devam etmek istiyor. Mikrofonunu çıkarıyorlar. Gelip tribünde oturacak. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı. Belki Özge yavrumuzu da burada gelinlikli, telli, duvaklı göndereceğiz. Yeni bir buluşturma. Harun geliyor. Gözümden ama kalbimi sıkıyor. Gözümden ama kalbimi nefesimi çekiyor. Kalbinden kendi kalbini kendine çekiyorsun git. Üzüyorsun. Evet, Harun'un dışarıda oturmasını kalkmasını çok beğeniyorlar. Çok beyefendi bir arkadaş gerçekten. İstemeye gelmişler seni Harun. Tabii ki. Hazırsan davet edelim değil mi? Evet. Mira Hanım geliyor. Buyurun Mira Hanım. Aa, olur bu iş. Miracığım hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş buyurun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Neredesiniz? Aslen Türkmenistanlı. Türkmenistanlı. 15 senedir annem burada evli. Burada. Hı. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Neresinde yaşıyorsunuz? Şişli. Evlendiğiniz, beklentiniz nelerdir? Ben şöyle söyleyeyim. Ciddi bir evlilik düşünüyorum. Hı. Çünkü hiç evlenmemişsin şimdiye kadar. Evet, galiba. Hiç evlenmedim. Manevi maddi her taraftan ciddi olan, her taraftan nasıl anlasam? Maddi manevi güçlü evet, olan. Aynen. Evet. Öyle bir evlilik düşünüyorum. Hani
Harun Bey'i görürken ciddi olarak aldım. Harun ve zaten ciddi bir çocuk. Evet. Eleniyor hazır. Neyimden etkilendiniz? Onu söyleyeyim ben. Daha açıkça sizi annem gördü. Çok efendi bir çocuk dedi. Sonra evet, sosyal medyadan ben de takip ettim sizi. Evet. Aileler beğendim, Harun'u geldim. Çok beğeniyor. Aileler çok beğeniyor Harun'u. Babalar, anneler çok beğeniyorlar. Teşekkür ederim. Onun da öyle olmuş. Efendi birisiniz. Hani oturma, durma, kalkma her şeyiniz çok güzel. Çok efendi birisi. O yüzden beğendim, geldim. Benim kriterlerimi biliyor musunuz peki? Daha açıkçası sosyal medyanı izledim ama çok fazla bilmiyorum. Annesi beğenmiş zaten seni. Tamam ben anladım tabii ki onu da. Evet. Sen anlat bence kendini. Ben 32 yaşındayım. Evet. Hiç evlenmedim. İstanbul'da ikamet ediyorum, Gültepe'de. İstanbul'da nerede oturuyorsun? Gültepe'de. Evet. Bu kadar. Sivaslıyım aslen. Babam da Sivaslı aslen. Hı-hı. Ne iş yapıyorsun Harun? Onlara müteahhitim. Beraberlik. Güzel. Ben de özel şirkette satış danışmanıyım. Aynen. Hangi özel şirket? İsim vermeyelim, reklam olur ama ne şirketi? Tamam. Evet. Şirketi? Tekstil mi, inşaat mı? Ne? Yok. Medikal şirket. Medikal. Bir evet, medikal firmasında. Evet. Peki. Çok güzel. Yorum istiyor musun Harun? Sormak tabii, istediğiniz alalım varsa sorabilirsiniz. Peki yok, Ahmet abi, sonra da Ercan abi. Evet. Önce bir açıklama yapmam şart. Benim bir karar alım vardı burada görüşmemiz. O olumsuz neticelendi. Hayırlısı abi. Neticesi de hanımefendinin bir başkasını bekliyorum demesiydi. Evet. Yorumuma gelince de Harun'u çok seviyoruz. Pırıl pırıl bir delikanlı. Kardeşim karşına gelen çok güzel bir bayan. Değerlendir lütfen. Peki. Ercan abi. Evet. Harun hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Mirga, cici kızım sen de hoş geldin. Evet. Nazar değmesin. Tutu maşallah. Süpersin. Harun ona göre bak, ayarla kendini. Kızımız ona göre çok güzel. Araklı kendini Harun. Anlaşıldı ona mı? Ona göre Harun. Kızımız tutu putu maşallah. Senin yerinde ben olsam... Yok kaçırmasını, burada evlendiniz. Ben bir şey daha, Seda Hanım bir şey daha söylemek istiyorum ben. Ben İsmail abinin dediklerine tasvip etmiyorum. Tamam abicim girmeyelim oraya, girmeyelim. Tamam şimdi, abi tamam. Ben abine yeterliyim. Efendim bu arada ekran başındakiler kollarımı açtım birden böyle yönetmene yakalandım. Ne olduğunu merak etmişsinizdir. Bizim Ayşe'yi gördüm ve yönetmen çek Ayşe oturdu oraya. Ayşe hoş geldin. Özledik seni. Onun için böyle kollarımı açtım. Çok güzelsin, yine parlıyorsun. Teşekkür ederim Seda Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz tatlım, sen? İyi çok şükür. Geçmiş bayramınız mübarek senin olsun. Senin de hayatım, senin de. Peki, görüşmeye dönelim. Evet. Yorum yapacak Muazzez'im. Evet Muazzez abla, hadi. Harun kardeşim çok efendi, çok terbiyeli, çok karakterli olarak biliyorum ve görüyorum. Hiçbir zaman konuşmasak da. Hanımefendi de çok güzel, çok yakıştılar. Sağ olun. Bir çay falan değil de birbirinizi lütfen tanır mısınız? Bir yemeğe götürür müsün hanımefendiyi? Bir düşünecek abi. Çok yakıştınız. Allah. İnan ki çok yakıştınız. Mehmet al bakayım mikrofonu. Sen. Ha. Hoş geldiniz. Hadi. İki tane pırıl pırıl kişi var karşımızda. Gerçekten Harun kardeşimiz zaten efendiliğiyle, kişiliğiyle, beyefendiliğiyle takdir ettiğim biri. Hanımefendi, hanım hanımcık. Pırıl pırıl bir bayan. Görüntü olarak da çok zaten güzel bir görüntü. Boy olarak, pos olarak. Ben kesinlikle Harun kardeşim değerlendirmeni istiyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun. Peki. Teşekkür ederim. Süreyya Cengiz bir şey abim söyleyecek. Süreyya söylesin, ondan sonra Cengiz konuşacak. Merhaba. Mikrofon Cengiz'e gitsin. Merhaba. Bu arada. Hoş geldin. Ben seni şeyde tanımadım. Harun. Harun Bey çok bilgi insan. Hani ben çok never şey yapıyorum. İkinizin çay içmenizi isterim yani. Teşekkürler. Evet. Evet, Türkmenistanlısınız evet, ikiniz toprağım de. Tanıştınız değil mi Mira? Evet. Ben Özbekistanlı zannettim. Harun'u hepimiz çok seviyoruz. Evet, önce Cengiz sonra Erkan. Harun kardeşim pırlanta gibi bir çocuk. Ben onu yakinen evet tanıyorum. Birçok artılar var. İnanın bana eksi olarak niteleyebileceğimiz hiçbir tarafı yok. Hanım kızım seni kutlarım. Son derece isabetli bir seçim. Bak onu yakinen tanıdığın zaman bana hak vereceksin. Ben çok güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. İkiniz için de hayırlısı neyse o olsun diyorum.
İnşallah. Evet tamam. Erkancığım. Şimdi Seda Hanım zaten Cengiz abim benim yani ne diyeyim ya, o kadar güzel konuştu ki bana laf da bırakmadı artık konuşacak. Yani ama siz Harun'u öveceğinize kız geldi Harun'a. Harun'a deyin ki iyi bir kız geldi deyin. Çay içtiğin ayol. Ama şimdi Mira çok düzgün bir kız geldi. Merhaba. Merhabalar. Türkmenistanlı mısınız? Aslen. Kaç sene Türkiye'desiniz? 15 sene. Annem evli burada. Anneniz evli burada. Evet. 15 senedir buradasınız evet. Değil mi? Vatandaşlığı aldınız mı buradan? Hani 15 sene annem burada evli. Anneniz ben burada. Üniversitede mezunuyum. Moskova'yı bitirdim. Buraya geldim. Anladım. Şu anda. Harun Bey'i ne zamandır takip ediyorsunuz? Ne zamandan beri takip ediyorsunuz? Annem bayağı bir takip etti. Geldiği günden beri takip ediyor. Nasıl çalıştı? Çağrısı sosyal medyada ben kendim 2-3 gün takip ediyorum. 2-3 gün çalışıyor takip ediyorum. Çalışıyor yani, tabii. Ona karşı bilgi duydunuz yani ekranda. Evet. Ayşe'cim, Seda Hanım ben ne zaman Ayşe beni yazarken Ayşe'yle tartışıyoruz. Şimdi bazıları annelere gönderiyor. Onun için Mira içinden dolayı vakit olmamıştır. Annesi söylediğinden dolayı Harun'u görmüştür, gelmişti. O da olabilir değil mi? Şimdi Seda Hanım söylüyor ki. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bekle bir dur. İlgi duymuşsunuz, gelmişsiniz diyor. İlgi yani şimdi, duymasa niye gelsin ki? Beğenmiş, gelmiş yani. Ayşe yanına gelmiş. Polimer başladık yine seninle. Yani. İyi güzel. Güzel herkes aynı fikirde olacak diye bir şey yok. Sen şu an ben seni çok seviyorum biliyorsun. Yani gerçekten göründüğü gibi yani o kadar beyefendi ki. Gerçekten çok beyefendi. Yani ben sen şu an müteahhit değil, babanla beraber mi çalışıyorsun yoksa evet. Kendin ayrı mı yapıyorsun? Babanla bunu? Birlikte. Babanla birlikte yani. Tamamen bir ayakta durabiliyoruz değil mi? Yani evliliğe hazırız. Tabii ki. Yani bu önemli bir şey. Ondan peki karar anı başlasın. Evet Harun, Mira sana talip olarak geldi. Tribünün yorumlarına bakılırsa herkes sizi birbirinize yakıştırdı. Ne dersiniz? Biz de. Evet, biz de öyle tabii. Biz de yakıştırdık. Ne dersiniz, bir çay içmek ister misiniz yoksa farklı adaylar mı dersiniz? Ben bir çay içeyim. Ne seni düşündürdü bu kadar? Çok şey, böyle bir zahmet kafana, bir çay içelim dedin ya Harun. Seda ablacığım, biz biraz muhafazakar bir aile olduğumuz için anlatabildim mi? Görsel olarak da öyle mi olması gerekiyor hanımefendi? Evet. Öyle mi? Yani. Ama bunu sen söyledin mi daha önce? Ben sanki ilk defa mı söylüyorsun? Ben hayır daha önce söyledim. Söyledin mi daha önce? Aa. Evet. Hatırlattım ben birkaç kez de hatırlattım. Ben de hatta daha önceki yayınlarımızı da öyle hatırlatmış oldum. Peki bir çay için bakalım. Bir konuşun çay bakalım. Bu detayları bir konuşun. Konuşalım. Peki. Bir konuşun sonra kararı alın. Evet. İstersen adını hiç koymayalım. Nazarlardan korusun diye Allah'ım. Yıllarca başımız bir yastıkta birlikte yaşlanalım. Hanife ne oldu? Kedi kaçmış mı? Ne olmuş? Hanife kedi nerede? Kaçmaz diyor, kaçmaz. Oğuz, Gökşen'le yan yana oturuyorsunuz. Bir ışık mı var, bir şey mi var? Yok, gözümüzden kaçan bir şey mi var çocuğum? Yok Gökşen, bir dakika. Bir dakika. Bir şey al mikrofonu, var? Öbür mikrofonu Gökşen'e verin çabucak. Seda abla, ilk önce ben konuşayım. Gökşen'le evet. Herhangi bir dakika. Tamam sen konuş Özünce, buyur. Seda abla kendi geliyor her seferinde yanıma oturuyor. Ne istiyorsun? Ondan sen sonra diyor ki bir kız gelecek. Vallahi diyor. Abla bak, ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben her zaman bu koltukta oturuyorum. Şanslı koltuğum. O gün cuma günü de burada oturuyordum. Ha. Dedim bugün de burada oturayım dedim. Evet. Talibimin de biliyorsunuz Allah nasip ederse yarın gelecek buraya. Kendisiyle de konuşmuşlar. Artık Gökşen de artık bundan sonra aramızda hiçbir şey olamaz. O benim bir aynen, can dostum olur. Arkadaşım olur tamam, ama... Tamam o kadar sivri laflar etmenize gerek yok. Bundan sonra olmaz de. Yani. Şöyle de olur, böyle de olur. Ben bir açıklamada bulunacağım. Evet. Benim dışarıda çarşamba günü gelecek talibim var. Kendisi adını yazdırdığını söyledi Harun Bey. Buradan selamlarımı iletiyorum. Gelsin. Çabuk gelsin. Emniyet teşkilatından tamam. Kendisi. Harun gel bekliyoruz. Peki bekliyoruz. Tamam çağırdık. Peki yeni bir buluşturma Pakiz'e geliyor. Evet. Havam yerinde Allah çok oldu. Oynamadan duramam. Kafam karıştı, dilim dolaştı. Bu akşam benimlesin, hayatta bırakmam. Evet Pakiz'e hoş geldin. Hoş geldin hayatım. Şu kapıdan içeri nasıl biri girsin Pakiz'e? Uzun boylu, esmer. Uzun boylu, esmer. Evet. İşi gücü düzgün olan efendi, bakımlı bir bey girsin. Bakımlı, işi gücü düzgün beyefendi. Peki. İnşallah gönlüne göre verir Allah. Davet ediyoruz. Murat Bey geliyor efendim. Buyurun. O da gitti sebeden
hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Nereden geliyorsunuz? İstanbul. Beni Kartal. İzlediniz mi? İzledim. Ne dikkatinizi çekti bana geldiniz? Özel bir sebebi var mı? Özel bir sebebi yok. Hoş bir bayansın. Ondan dolayı. Oturaklı. Neyin ne istediğini iyi bilen birisin. Evlilik yaptınız mı? Yaptım. Kaç tane? Bir evlilik. Çocuk? Bir tane kızım var 18 yaşında. Onu da verdik sayılır. Allah bağışlasın. Allah. İş olarak ne işleri? Tersanede çalışıyorum. Tersane. Tuzla tersane. Tuzla. Kaç yıldır ayrısınız? 7-8 sene falan oldu ayrılalı. İstanbul'da yaşıyorsunuz? Evet. Kendinize ait eviniz var mı? Var. Müteahhite verdik. O da 12. ayda falan teslim. Memleket neresiydi? Sakarya. Sakarya. Sizinki? Ordu. Mesudiye? Yok, Perşembe. Evet. Ben soracak, sizin sorunuz varsa. Sizin çocuk var mı? Benim kızım var, evli. Yalnız yaşıyorum İstanbul'da. İki evlilik yaptım. Biri 8 yıl, biri 15 gün sürdü. Biri çok uzun sürmüş, biri çok kısa sürmüş. Seda Hanım işte bazen arkadaşlarımız diyor ya mesela hani birbirimizi tanımadan evleniyoruz, evlendik daha sonra. Mesela ben ikinci evliliğimde öyle olmadı. 3 yıl birbirimizi tanıdık, evlendik. 15 gün sonra ayrıldık mesela. Bazen onun için ben şimdi mesela bazen düşünüyorum o 4 yıl içinde flört edeceğimi evlenmiş olsaydım 5-6 yıllık evli olmuş oluyordum. Temelim de oturmuş oluyordu o zaman. Ben öyle düşünüyorum şu anda. Şu an ben eğer biriyle evlilik yapacak olsam bunu yeri gelmişken söyleyeyim. Uzatmadan evlenirim. Çünkü ben anladım de yaşımı başıma almış bir insanım. Evet. Karşıma gelen insan da o şekilde olmasını istiyorum. Doğru. Peki. Murat 7 yıldır bekar. Evet. Evet. Yorum istiyor musun Pakize'cim? Tabii ki istiyorum ama lütfen beni tanıyan arkadaşlar Şerif Hanım, Ayten, Erkan Bey yapabilir. Bir de Nimet yapmak isterse Nimet Hanım yapabilir. Peki. Evet. Şerife. Pakize Hanım'ı çok kısa bir sürede tanıdım ama çok tatlı bir hanım. Böyle bir kafa dengiyiz biz onunla. Ben nasıl birini istediğini biliyorum. Sizin işiniz neydi Murat Bey? Tersaneci. Dershaneci. Gemiciyim. Öyle diyeyim. Öyle diyeyim daha iyi. Tersane gemi işiyle uğraşıyorsunuz. Doğrudur. Doğrudur. Şu anda devam ediyor tabii ki işiniz. Tabii. Güzel bir iştir bu. Yani biliyorum çünkü. Ama senin şu kalbini hoplatmasını mı bekliyorsun yoksa gölücü usulü hani dedin ya uzatmadan mı? Ben sana bırakıyorum. Eğer içine sindiyse şartları da uyarsa beyefendi fena değil. Yani teşekkürler. Karizmatik bir bey. Bak görüntüsü. Bakımlı olsun dedin tertemiz gelmiş adam. Ama bakın Seda Hanım ben baştan beri bu programa çıktığım zaman diyorum. Nasıl biz sabahın köründe buraya geliyoruz, hazırlanıyoruz. Doğru. Emek veriyoruz. Karşımıza gelen bey de o şekilde gelsin. Ama temiz bak evet. Tertemiz ayakkabılarına falan bak. Ama bir tane ufacık bir şey alıp da gelebilirdi evine. Bir çiçek eline. Niye almadın yani, ya? Çünkü biz Murat, bak neler çekiyoruz 4-5 saat onlar için hazırlanalım edelim diye. O şey göremiyorum ben gelen adaylarımızı. Sadece beyefendi için demiyorum. Diğer adaylarımız da o şekilde. Adaylarda değil, bizim Türk erkeğinde çiçek alma problemi var. Bunlar çiçek almayı sevmiyorlar, utanıyorlar. Bu hep zorla çiçek satmaya çalışan çiçekçilerden oluyor. Yeri gelir ben bir erkeğe çiçek hoşlandım gerçekten, beğendim bir insan olsun. Ben bile alır bir çiçek götürürüm. Yani ben kadın olarak bunu yapabiliyorsam. Almıyorlar, evet. Biz, yok Seda Hanım, biraz şey düşünüyorlar, maddi olarak biraz pahalı buldukları için kabul etmeyecek. Ben o çöpü niye vereyim o parayı harcayayım diye. Burada aramızda öyle söylenenler oldu, hiç yakıştıramadım. Yani bir talip geliyorsun olmayabilir. Param cebine at çöpe gidiyor falan lafı da hoş olmuyor. O öyle düşünen çok azdır. Genelde yani burada hoş olmuyor. Aslında çiçek evet atılabilir, kuruyabilir. Mesela, bence bir mesela, çikolata yani bir kitap, evet. Bir ne bileyim bir hanımefendiye bir güzel parfüm bunlar bence. Yok parfüm artık o kadar da diyor oralara girmeyin de. Seda abla ben bir şey söyleyebilir miyim? Seda abla. Evet. Seda abla sen siz dediniz ya çiçek almıyorsunuz diye. Ben elimde en güzel çiçeklerle geldim. Gökşen'e mi kime? Az önce dalga geçiyor zaten. Diyor ki çiçekle geldim diyor, vazoyla geldim diyor. Şimdi ben şimdi buna çiçek versem ne olur? Canım. Vermesem ne olur? Bir anlayan bayana çiçek götürmek önemlidir. Bir de anlamayan bayana çiçek götürürsen... Hayır öyle bir şey, onu da kabul etmiyorum. Bekle bir saniye. Çiçek çiçektir. İster bir saksı çiçeği götürürsünüz, isterseniz elinizde bir tane götürürsünüz, isterseniz papatya götürürsünüz. Çiçek çiçektir. O espri yapmıştır. Gökşen ondan anlamayacak bir kız değil. Gerçekten
Ama beyefendinin adına hanımefendiye bir şey söylemek istiyorum. Ha. O sizi çiçekten daha değerli gördüğünden dolayı sizin yanınızda çiçeğin soluk alacağı için size çiçek getirmektense getirmemeyi tercih etti. Oğuz Bey, ben söyleyecektim, tamam. Lafı ağzımdan aldın. Peki, lafı bekleyin. Bitmesini bekliyordum. Peki, Özer bir şey söylemek istiyor. Bu da dediler ya çiçek falan niye getirmediğimiz gibi. Ben sadece orada bir şey söylemek istiyorum. Yani ben burada çok gördüm, isim vermeyeceğim. Adam giyinmiş, takım elbisesini, çiçeğini almış. Doğru. Geliyorlar ama maalesef buradaki bazı hanımefendiler çiçeği aldıktan sonra burada işte kulaklığımız çıkartılırken çiçeği oraya attırıp gidiyorlar. Adam şimdi buna bir para vermiş. Var hani burada adamın gözünün önünde bunu atmayın da otelinize veya evinize götürün, orada atın yani. Adamı da bu kırıyor. Bir de niye çiçek atılır mı ya? Atıyorlar, atıyorlar. Atıyorlar mı? Atıyor musunuz ya? Çiçek... Nerede olursa olsun atıyorlar, bir bardak Ayşe bile bunun atıyorlar, gerçekten. Koy. Bir de ben Pakize Hanım'a bir şey diyeceğim. Şerife Hanım dedi ya, ben dedi sizin nasıl birisini beklediğimi falan biliyorsunuz. Kalbinizi hoplatacak. Yani ben Pakize Hanım'a ben izliyorum da hiç bugüne kadar öyle birisi gelmedi. Ya kalbi yok. Hoplayacak bir kalbi yok. Özer Bey, siz benim kalbime uğraşan... Ya da bilmiyorum yani Şerife Hanım'ı da soruyorum. Nasıl birisini bekliyor acaba? Yani böyle önce. İlla benim şey kalbim... Konansı bir kere konu. Tek tek bir saniye Şerife dur. Durun. Pakize Hanım bir şey diyor. Bismillah. Görüyorsun. Bu da yeni mi çıktı ya? Bir konuştunlar, durun. Özel ne diyorsun Pakize'nin söylediklerine? Hani dedi ya Şerife Hanım, böyle hani kalbin hoplaması gereken evet. Birisini bekliyorsun diye birçok talibi geldi. Yani ya ama kalbi Pakize yok... diyor ki sen kendine bak, benim kalbimle uğraşacağım. Ben de bir tane kalp var. Özel Bey, bir kişiye konar, sizin gibi 100 tane kadına konmaz benim kalbim. Ya benim zaten 100 tane bayana konmuyor. Olur mu canım? Yok artık daha hani. Ne yok artık? Gerçi bu yönde ben size suç vermiyorum. Suç bulmuyorum. Yine bizim bayanlara ben suç buluyorum. Ha. Onun için size de bir şey demiyorum. Böyle demiyorum. De, çünkü böyle de canım ye. Canım olsa ne olur olmasın olur. Bana ne senin canından? İşte benim canım var da senin yoksa onu demek istiyorum. Nereden biliyorsun canım? Biliyorum ben. İşte yaşıyoruz. Biliyorum, biliyorum. Senin gibi 10 tane canım olacağına bir tane olması yeterli. Yok, kedilerin 9 canı oluyor, 10 değil. Aslan ya da aslan olursun, orada kalırsın işte. Suç ona talip olan bayanlarda. Ben seni kedi canını diyor. Yerim. Kesinlikle. Kedi canını yerim. Evet. Gerçekten ben bu yönden bayanlarımızı anlamıyorum Seda Hanım. Suç Hanife ile Çiğdem Hanım da yani. Bir tek Hanife ile Çiğdem Hanım değil ki. Ya böyle bir karşılaştırma, bir kadın orada konuşuyor, bir kadın yanında. Ya ne var bu Özer'de Allah aşkına, ya ne var? Kadınlar kendini küçük düşürüyor. Zamanında bana da talip olarak geldi. Şimdi ben mi? Ben. Yok ben. Aydoğan Bey, Özer Bey talip olarak geldi mi ben? Neyse, geçmişte olmuş olabilir. Sen rüya mı olmadı mı? Rüya mı görüyorsun sen? Özer. Ya Allah aşkına atıştın da en sonunda dedik ki böyle ya, böyle hatta. Birbirinizle bir şey söyleyeceğim. Görüştünüz de kim kime talip hatırlamıyorum. Ay, ekip uygun görmüş, o şekilde çıkardılar. Ben niye sana talip yani, uygun görmüş. Evet, o şekilde. Ekran başına bir saniye bunu söyleyelim. Bazen arkadaşlarımız. Yapıyoruz. Biz bazen de biz de yapıyoruz. Diyoruz ki onunla o olsa ben buradan bazen işaret ediyorum çocuklara. Bak onu gördüğünü yalan mı, yapıyorum bunu. Biz de yapıyoruz bu yakıştırmaları. Onlar evlenebilirler, birbirlerine iyi eş olur diye bazen konuşturuyoruz. Maziz ablama işaret ediyorum, bak şöyle diyorum. Yani yakıştırdık, bizim yakıştırdıklarımız oluyor. Ama hatırlıyorum, birbirinize evet. Talip olduğunuz. Evet. Pakize'nin şeyi yok orada, doğru. Biz gene biz yakıştırdık. Pakize hatırlamak bile istemiyor demek ki. Hayır, çamurluk yapacak, çamur çıkartacak ya bir yerden. Neyse, arkadaşlar yorum yapacaklardı. Evet, Güngör abim bir şey söyleyecek, sonra Nimet konuşacak. Seda Hanım, yorumdan önce bunu tekrardan yenileyebilirsiniz. Yakıştırmayı. Yani bayağıdır yakıştırma yapmıyorsunuz. Evet, bu ara. Evet, onu lütfen sizden rica edeceğim. Bu arada bir şey var yani. Olmadı demek ki. Seda Hanım. Bir de Ahmet Şükrü Beyefendi'nin size ve Uğur Bey'e artı Star TV çalışanlarına. Bugün mü geliyordu, yarın mı geliyordu? Geliyor ama. Bugün gelemeyecek galiba. Bugün mü gelecek, yarın mı? O şeyi bana verdi. O yetkiyi bana verdi. Ben de size iletmekle mükellefim. Peki, sevgiler gönderiyoruz Ahmet Şükrü Beyefendi'ye buradan ve bekliyoruz. Sözüm var bana Ahmet Şükrü Bey, yapma. Nimetçim konuşacak. Evet. Şimdi Seda Hanım, bir sürü sırada bekleyen insanlar var. Ben Murat Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyorum Pakize Hanım'ın geldiği için. Pakize zaten net bir insan. Çok. Çok net bir insan. Doğru. Farklı adaylar. Peki, karar anı başlasın o zaman. Evet Pakize Hanım, kararınız nedir? Çok teşekkür ederim kendisine geldiği için ama olumsuz. Hayırlısı olsun. Peki Murat, bizle devam etmek istiyor musun? Peki. Evet, teşekkür ediyoruz Pakize Hanım ve Murat Bey'e. Yeni bir buluşturma melek geliyor. Buyurun efendim. Seni seven kalbim sana
deli oluyor Allah sana. Sana dayanamıyorum, inan ki sensiz mutlu olamıyorum. Evet, Melek en son Yusuf'a seslenmişti. Melek'in programın, kalbindeki adam. Programın hem izleyici erkekleri hem de buradaki erkek adayları tarafından buradaki iki hanımefendi, biri Melek, biri Aslı, en güzel seven kadın ilan edildiler. En güzel, yani keşke Melek gibi, Aslı gibi karşımızda bizi böyle seven biri çıksa diyen çok insan var. Çok aday var burada. Mesela İbrahim, bak parmak mesela kaldırdı, Oğuz. Oradan gördüm. Mesela ben. Mesela Oğuz. O gün ağladın, herkes. İnsanlar çok üzülmüş ve etkilenmişler Oğuz. Ama şöyle bir şey söyleyebilir miyim Seda abla? Melek'in aşkı gerçekten yürekten olan bir aşk. Mesela Aslı arkadaşımız vardı. Şu anda burada aramızda yok galiba ya da bilmiyorum da. Arkada. Onun aşkı da gerçekten yüksek bir aşk. Gerçek bir aşk. Aslı. Yani inşallah bana gelecek insan da o şekilde olur. İnşallah. Böyle sever mi gelsin diyorsun? Abla böyle gelsin. Canımı yesin. Canımı yesin değil ya. Her şeyin feda olsun. Böyle seven bir kız çıksın karşıma. Amin inşallah. Buradaki herkese inşallah o kadar seven bir insan gelir. Sen çünkü o gün gözlerin dolu dolu öyle bir üzüldün. Ya abla bazıları diyor ki oyun. Halbuki o oyun falan değil. Gerçekten yürekten istedim ben bunu. Ne oyunu ya? Yani. İbrahim al mikrofonu. Siz de birbirinizi yiyip birbirinden ayrılamayan bir çiftsiniz. Bu yine yan yana oturmuşlar onlar. Zühre ile İbrahim böyle yan yana. Ama İbrahim'den şunu istiyorum. Neden böyle dedin, evet dedin, böyle seven biri? Vallahi ben ne bileyim işte öyle dedim işte yani çok... Böyle seven bir seven kadın. Seven dedim yani. Yürekten. Aha, gene vardı bak. Aha, peki bak. Oraya geleceğim. Melek. Bu ne? Talibin var. Evet Melek. Gelelim İbrahim'le Züre'den Melek'e dönelim. Melek, Yusuf'a seslendin. Geçtiğimiz gün. Seslendim evet. Dedin ki o gelsin. Bayramdan sonra geleceğim dedi. Bayramdan sonra geleceğim dedi o da. Şu an onu bekliyorum. Bayramdan bayram geçti. Bayramdan sonra oldu. Zaten bayramı zor geçirdim. Efendim? Bayramı çok zor geçirdim. Neden? Ya bugünü bekledim. Ya neden? Heyecandan. Yani ne uyuyabiliyorum, ne yemek yiyebiliyorum. Bugün için geleceğini söyledi mi sana? Hiçbir bayramdan şey sonra dedi. Bayramdan sonra burada konuştuk. Bugün peki, de, bugünden sonra her an gelebilir. Meleğe söz verdiğimiz için sormak durumundayız. Talibin var. Talibini alalım mı? Yusuf değil bu. Söyleyeyim sana. Çünkü sana söz verdiğim için söylüyorum. Gelen talibin Yusuf değil. Yusuf değilse değil. İstemiyorum. Peki neden Yusuf gelmedi? Bilmiyorum ki. Bir çağrıda bulun tekrar. Hangi kameraya konuşsun? Evet. Bayramdan sonra oldu. Belki gelecektir ama yine de sen istersen bir çağrıda bulun tekrar Yusuf'a. Kendisini bekliyorum. Bana söz verdi geleceğine dair. Bayramda da konuştunuz mu? Bayramda konuştum derken konuştum. Sadece bayramlaştım. Yani bu konularla ilgili konuşmadım. Geleceğim falan. Geleceğimle ilgili bir şey çünkü söylemedi. Çünkü pazartesi geleceğim demişti. Ya burada konuştuğumuzdan ya ben de duydum. Bayramdan sonra geleceğim, yüz yüze konuşacağız demişti. Gelsin artık, her şeyi artık yüz yüze konuşalım. Peki ailen sana kızmıyor mu? Taliplerini niye değerlendirmiyorsun? Belki o kapının arkasında, belki de yuva kuracağın bir delikanlı var. Ya ailem benim onu sevdiğimi biliyor. Yani kızdığı noktalar da oluyor tabii ki, olmuyor değil. Ama saygı gösteriyorlar. Yani biliyorlar. Ben çünkü kendi anneme söylemiştim. Dedim ki Yusuf oldu, oldu, olmadı. Ben istemiyorum dedim. Oldu, oldu, olmadı. Hiç mi evlenmeyeceksin artık? Yok, istemiyorum demiştim. Hiç istemiyorsun artık. Bu yaşta kapatacaksın kendini yani. Evet. Yusuf olursa olur, olmazsa olmaz. Kısmet böyle düşünme. Niye böyle düşünüyorsun ya? Yani hazır hissetmem. Bu yani bu şeyle. Bir süre geçebilir tabii, doğru. Bir süre. Ha, bir süre sonra. Evet. Peki çağrıda bulun. Talibini almıyoruz. Almıyorum. İstemiyorum. Bir görseydin. Yusufsa gelsin. Siz ne diyorsunuz talibini görmek istememesine Erkan? Al bak kızıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani gerçekten Melek yani
Yusuf muydu şey? Yusuf. Ha, Yusuf'u gerçekten çok seviyor. Yani korkunç bir sevgi yani. Keşke herkes o sevgiye layık olsa. Ama şimdi Yusuf da kendisine herhalde, çünkü Yusuf'un bildiğim kadarıyla, biliyorsun bu konulara ben çok takıldığımdan dolayı, iki tane çocuğu var galiba. Zaten o yüzden istemiyor. Evet yani. Evet. Şimdi bir şey ben, dediği yok çocuğu. Evet yani Yusuf da ileride bir sorun olabileceğini düşüncesi içinde olduğundan dolayı diye düşünüyorum ben. Yoksa evet, böyle güzel bir bayanı, bu kadar sevgiyle bağlı olan bir bayan neden haydir desin? Yani peki. Yusuf. Yusuf hani... hatta Yusuf. Yusuf. Alo. Yusuf bak bugün geleceğini söyledin, gelmedin. Bu kız hiçbir talibini kabul etmiyor. Duydum Seda Hanım da. Şimdi şöyle durum var. Ben şuna konuyu taktım. Ben geleceğimi söyledim. Melek Hanım. Evet. Melek Hanım. Efendim. Evet Melek. Şimdi şurada bir yanlışlık yapıyorsunuz. Şöyle bir durum var. Hani Yusuf olursa olur, olmazsa olmaz. Ben burada taliplerimi aramayacağım diye bir kesinlikle böyle bir cümle duymak istemiyorum. Annengil de şöyle bir şey kafama takıldı. Annengil acaba neye kızdı? Ne gibi duruma kızdı? Yani sen şimdi şu genç bir kız mısın şu an? Ya beni oyaladığını düşünüyorlar. Açıkça konuşuyorlar. Haklılar. Ailen tabii, Yusuf'un seni oyaladığını evet mı düşünüyor? Yani gelmez. Ben de geldi dedim aileme. Hani geldi görmediniz mi? Yani görmüşsünüzdür geldiğini. Peki ailen Yusuf'tan net bir cevap mı istiyor? Yani evet. Yusuf desin ki hayır bu iş kesinlikle olmaz. Ya da evet ben seninle evleniyorum. Yani ailen bunu yapsın ve bu iş bitsin mi diyor? Yani. Ne diyorsun Yusuf? Ailesi hayır, diyormuş ki Yusuf ki, seni oyalıyor. Tabii ki gayet doğaldır ailesinin söylemesi. Anlayışla karşılaması lazım ama benim durumumu bilmediği için ben de geleceğim orada bir açıklamada bulunacağım söyledim. Çocuğum biliyor, çocuğumun okulu başladı. Onların derslerinden bir yere kaydedileceğim. Onları uğraştığım için bir gün gelemedim. Gelemediğim şeyde bir sürpriz yapabilirim ama bu sürprizde olumlu veya olumsuz tekrardan söylüyorum. Orada konuşacağım. Kimse darılmasın mücemmelsin. Ya Yusuf Bey şu an mantıkken hareket ediyor. Mantığıyla hareket ediyor bana karşı. Evet. Yani bazı korkuları var belli içinde. Yani çocuk meselesi. Ama ben çocuk meselesinde onu hiçbir zaman baskı yapmadım. Melek Hanım, burada şunu söylemiştiniz, Çocuk meselesinde ya siz kendiniz söylüyorsunuz. Hani vebalinizi almak istemiyorum. Bir dakika. Vebal almak istemiyorum bir davası var. Okey. Ama şurada orada bak karşımda dediniz ki ben çocuğu ona bıraktım deyince evet, arkasından ben istemiyorum kelimesi söyledi ve arkasından da ona bıraktım deyince yükü bana üzerime atmış oldu. Ben de orada her şeyi açıkladım, noktayı koydum ama bana düşünme payı ver dedim. Ben bir şöyle bir bayramlaşmaya böyle buraya geldim, Kayseri'ye geldim. Şu an Kayseri'de. Biraz bayram kafamı dinleyeyim dedim ama sağ olsun senin adın her yerde geçiyor şu an. Ben de bir tarttım ettim şey yaptım gelince anlatırım. Anneni de rahatla kavuştururuz, aileni de rahatla kavuştururuz. Annengil de hayırlı niye bu çocuğa Yusuf'a olarak taktın diyebilir, taliplerini ara diyebilirler. Yani diyorum ya şimdi bir şey diyeceğim kızacaksın tekrardan söylemiyorum. Geldiğinde görüşürüz inşallah. Peki. Bana ne zaman geleceğini söyleme. Peki zaten bekliyoruz seni çünkü sen yokken evet, taliplerini kabul etmiyor. En azından bu işi artık müsbet ya da menfi bir şeye en bağlamalı. En kısa zamanda bağlayacağız. Ben Yusuf'a bir şey söyleyebilirim. Evet Erkan sana bir şey söylemek istiyor Yusuf. Şimdi Yusuf dost yani sonuçta senin iki tane evladın var galiba. Doğru mudur? Doğrudur. Evet. Yani ben Melek seni çok seviyor. Tabii ailesel sorunuzun ne olduğunu ben bilmiyorum. Demek ki bir yerde bir sorun var. Mutlaka ya ben ondan gelen her şeye razıyım ya. Melek Hanım ben izin verirsen ben bitireyim. Ben hiçbir şekilde baskı yapmadım. Evet. Ya Yusuf bu kadar acı çektirmesin Erkan ya. Erkan bir bekle bir saniye. Bu kadar acı çektirme yeter ya. Yeter ya. Seda Hanım ben bir Göksal'dan içim acıyor. Söyletmek istiyorum arkadaşlara. Bir zahmet onu söyleyebilir miyim? İçim acıyor şarkısını Melek'e hediye etmek istiyorsun öyle mi? Sadece ortaya konuşuyorum. Sadece içim acıyor. İçim Göksal, acıyor. Evet. Ortaya sizlerden alabilir miyim? İçim acıyor ne?
Acıyor, acıyor, acıyor. Her yolu denedim, bitmiyor. Kalbimin ortasına bıraktın aşkını, batıyor. Acıyor, acıyor, acıyor. Her yolu denedim, bitmiyor. Kalbimin ortasına bıraktın aşkını, batıyor. Diyor ki ben senden gelecek her şeye razıyım diyor Yusuf. Tamam, şimdilik konuşu da gelince konuşacağım inşallah, ailesine de konuşacağım, canlı yayında konuşacağım. Ya bana diyorlar ki neden ağlıyorsun? Elimde değil benim ya. Elimde canım değil. Benim, ben de aşık olmak istiyorum. Neden anlamıyorsunuz lütfen ama Melek. Yani ben senden bundan 6 ay öncesinde konuştuğumda, yüzle görüştüğümde, bu sen bana bunu sürpriz olarak yaptın. Bak bayram günü sen bana telefon açıyorsun, telefonuna çıkmıyorum. Sen telefona çıkmaya bir umut vermeyeyim diye. Her şeyi Seda Sayan'ın, Seda Hanım'ın yanında olmasını istiyorum. Her şeyin açık ve net, doğru olmasını istiyorum. Şimdi ben sana telefona çıktığımda sana bir laf konuşurum. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra dersin ki böyle demiştin. Umut vermek istemiyorum. Umut vermek için de senin yanına geleceğim. Anlatabildim mi? Bunu orada konuşacağız. Kıyamet kopmuyor ya. Orası bir evlenme programı. Taliplerin gelir. Sen bana talip oldun. Ben de sana talip olurum. Olur veya olmaz. Bunlar Seda Hanım. Dinliyoruz evet, Yusufcuğum. Konuştuğum doğru mudur acaba? Bir evlenme programdayız değil mi şu an yani? Evet. Tabii doğru. Ki doğru. Olur mu veya olmaz? Yani şimdi diyeceğim ki bastı mı? Hayır, bastı değil. Daha önce tanıştığımdan dolayı Melek'le. Evet. Şu an bastı değil mi? Eğer başka biri olmuş olsa niye bastı yapıyorsun diyeceğim. Ama şu an diyorum ki Seda Hanım. Biraz Türkçesi? Ruhun sakin var ya, hani sakinleşmek. Böyle evet. Sakin. Biraz kafamı sakin oluyorsun. Geleceğim. Evet. Ya ve ben... böyle ben de zor durumdayım şu an. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bilinçaltı konuşuyor. Aşkla mantığın arasında çok büyük bir fark var. Şimdi bu kızımız çocuk istiyor, istemiyorum diyor ama sana bıraktım diyor. İstemiyorum demiyor, sana bıraktım diyor. Bana bıraktığı andan itibaren ben öbür dünyada ne çekeceğim ey Allah'ım? Şu an çocuk meselesi bahane senin için. Canım benim bakın. Şu an bahane diyorsun. Çocuk meselesi diye bir konu yoktu. Sen yeni açtın bu çocuk meselesini. Yoktu bu çocuk meselesi. Bak. Tamam canım, yoktu. Her zaman söyledim ya bu çocuk meselesi ne yapacağız? Bir de şunu söyleyeyim. Ben sana umut ver. Ben seni seviyorum. Hiç kelimesi konuştun mu ben sana Melek? Seni seviyorum kelimesi konuştun mu? Veya ağzıma duydun mu? Ben bir şey konuşmayacağım. Melek. Sen her şeyi çok iyi biliyorsun. Bak şöyle yapalım. Ben kendi kendime aşık olmadım. Bak umutlanmak da güzel bir şey. Yani bu hayatta hayal kurmak olmasa bu hayatta zaten yaşanmaz. Bu umutla ben biliyorum ki sana şu 3 günlük 4 günlük bayramda sanki 1 sene gibi geçmiş gibi olduğunu çok gayet iyi biliyorum. Kendimi seni kendim yerime koyuyorum. Yusuf. Ya efendim. Meleğin kolyesinde ve bileğinde Y harfi var. Bunu biliyor musun? Kolyesinde, yüreğinde. Ve bileğinde. Bileğinde de Y harfi var. Tamam da Y harfi var da dövme değil değil mi bu? Dövme değil yani. Yok. Yok. Gördüm. Bileğinde ha. Var, kolyesinde var, yüreğinde var Y harfi. Uğur Bey. Ne olacak? Uğur sen Bey. Umut vermek istemiyorum diyorsun Yusuf, öyle mi? Ya şu an ben nasıl umut verebilirim? Ben geleceğim, orada konuşacağım. Ne zaman geleceksin? Aşık olmak istiyorum. Beni aşık istirebilecek mi? Laflarla, sözlerle geleceğe karşı saygı duyduracak mı? Bilmiyorum. Uzun uzun konuşmadım. Ben açık ve net konuşan bir kişiyim. Ben Melek Hanım'la uzun uzun konuştum. Size katılmadan önce. Ama bir noktaya koydum. Bir noktaya koydum da ayrıldık. Memleketine gittiğini sanıyorduk. Gitmemiş, sizin oraya gelmiş. Bundan ben zaten dışarıda da dedim ki bana bir iki ay müsaade ver. Bir de ama ben bir şey söylemek bana istiyorum. Yaratmadı. Bana acıyarak gelmesin. Talip oldu. Şu an sıkıştım kaldım. Söyle ona, söyle. Benim de kendime göre sorunlarım var. Bunları halletmek istedim. Her işi birbirine sokmak istemiyorum. Ben de rahata kavuşacağım ve oraya geleceğim.
Ben orada kavgamı yapmak istiyorum. Orada tartışmamı yapmak peki, istiyorum. Peki Yusuf. Herkesin önünde yapmak istiyorum. Yusuf bir saniye bekle. Ya ben bekliyorum. Bir şey de söylemek istiyorum size. Buraya gelecekseniz bana acıyarak gelmeyin. Çünkü benim acınacak bir durumum yok. Ben sevdim. Yani cesurca Melek çıktım. Herkesin karşısında ilan ettim. Melek senin yaptığın bir Allah... Ya baskı da yok. Ben size ben sana baskı yapıyor mu? Yani seni zorladım mı bir şey için? Acıma gibi bir şey yok. Gayet normalsin. Hiç kesinlikle kimse kimse yeri geldi serbest bıraktım ya. Yeri geldi düşünsün diye serbest bıraktım ben seni. Düşün karar ver diye. Baskı yapmadım. Melek şöyle yapalım. Bir şarkını söyle. Ondan kapatalım ve bekle. Söz geleceğim. Hangi tamam. Şarkısını söylesin? Ayşe mikrofonu getir. Götür Melek'e ver. Senin bir şarkın şu mı var? Onunla özel bir şarkınız mı var aranızda? Melek Hanım. Bir de şu ilgimi çekti. Sesinden bunu bilmiyordum. Sanki Yıldız TV'ye benziyor sesin gibi geldi. Yani onu çözemedim. Evet, benziyor değil mi Yıldız TV'ye sesi? Evet, Yıldız TV'ye benziyor. Herkes de diyor Yıldız TV'nin kopyası demeye başladılar. Yusuf sen sever misin yani. Yıldız Tilbe? Yusuf. Sever misin efendim? Yıldız Tilbe? Efendim? Yıldız Tilbe dinlemeyi sever misin? Evet dinlemeyi severim. O hareketli besteleri var, şeyleri var da onu şarkılarını söylüyorsan değil mi? Beste yapmış gerçekten. Bana bestesini yapmış. Ben anlamam şarkı türküden. Ama gerçekten bana yaptığını tekrardan videoyu izledim. Bana yaptığı şey yaptım. Ben Yıldız TV'nin parçalarını söylüyorsan istedim. Ve Yıldız TV'nin de sesini birebir tuttuğunu da kendi sesi yani. Benziyor evet. Yani. Kendi sesi benziyor da sesi. Ve o besteyi gerçekten sana yapmış. Melek yapmış evet, yani. Yapmış. Sözü müziği Melek'e ait. Melek Hanım, bunun altında kalma. İnşallah, umarım. Bekledim, bekle. İnşallah yanındayım. Orada ben bekliyorum olur zaten. Mu? Ben bekliyorum. Senin gelmeni bekliyorum. Peki. Yıldız Tilbe'yi seviyor musun diye sordu Uğur. Yıldız Tilbe'yi sevmeyen mi var? Hepimiz seviyoruz da acaba çok hani... Çok hastasıyım ben ama. Yani müzik türü değil mi? Türkünü seviyor, Batı müziğini. Bir parçası var söyleyebilir miyim? Sen ama de çok seviyorsun belli evet. Ki etkisinde kalmışsın. Evet. İlk defa söyleyeceğim bu şarkısını ama biraz yanlışlık yapabilirim. Sen Yusuf'a söyle bak o biraz önce bizim müzik grubu ekibimizden bir şarkı hediye etti sana. Sen de Yusuf'a bunu söyle. Tamam. Dur dinle sevgilim, bir çift sözüm var. Şu yalan dünyayı etme bana dar. Gözler gördü gönlüm, sevdi neyleyim. Söyle bunda benim ne günahım var. Gözler gördü gönlüm, sevdi neyleyim. Söyle bunda benim ne günahım var. Bana acı sözler deme, darılmayalım. Sonra pişman oluruz bak, ayrılmayalım. Dil yarası derin olur, çare bulunmaz. Bir de derman diye kahrolmayalım. Sen canımdan bir ötesin, sana kıyamam. Seni çok seviyorum. Burası söylemek istedim ama yapacak peki. Bir şey yok. Ağzına sağlık. Evet Yusuf. Yusuf diyorsun ki sana bir kere yani olsun. İlk defa söylediğim için biraz şaşırdım. Boş ver hiç önemli değil. Yusuf hatta mısın? Hattayım. Yusuf diyorsun ki sana bir kere olsun seni sevdim dedim mi diyorsun. Sana umut vermek istemiyorum diyorsun. Ama bekle geleceğim diyorsun. Bir de bir şey daha söyleyebilir miyim? Efendim. Mikrofonu açabilir miyiz? Evet. Söyle. Bir şey daha söyleyeceğim. Aylar önce gördüm seni, taktım seni kafaya. Nere gitsen nere kaçsan, gelirim ardın sıra. Nere gitsen nere kaçsan, gelirim ardın sıra. Ah Yusuf, ah Yusuf, sen bana neler ettin. Girdin şu deli gönlüme, çaldın kalbimi benden. Ah Yusuf.
Yusuf, vah Yusuf, sen bana neler ettin? Girdin şu deli gönlüme, çaldın kalbimi benden. Bu da mı beste Yusuf? Bu şu an geldi aklıma. Peki. Yusuf, seni bekliyoruz, tamam mı? Bekliyoruz, tamam. Peki. Teşekkür ederiz bağlandığın için. Peki Melek. Melek'e söz vermiştik. Çağırdık, oturttuk, talibin geldi. Görüşecek misin dedik, istemedi. Efendim yeni bir buluşturma yok, hayırlısı kararları olsun için değil mi? Teşekkür Seda ederiz Hanım, Melek. Bir açıklama yapabilir miyim ben, izin verir misiniz? Neyle ilgili? Dur, kararları için alalım arkadaşlarımızı, o arada konuşursun. Evet. Nurcan ve Basri geliyor. Buyurun efendim. Buyurun. Evet, nerelerdesiniz? Anlatın bakalım. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Gördüklerinizi anlatın. Konuştuklarınızı anlatın. Ya biz bayram boyunca tanımaya karar vermiştik ama evet, görüşemedik hiçbir şekilde. Aa! Evet. Daha sonra telefonla... Oğlum, kıza bir çay ikram etmedin mi? Daha sonra telefonla ekipteki arkadaşlar telefonla görüştük. Hı. İrtibat sağladık, görüştük yani. He, telefonla görüştük mü? Telefonla, evet. Konuştuk telefon yani. Yani yüz yüze ekipten habersiz görüşmek şey istemiştim. Aferin, öyle olun. Güzel. He. Evet. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Ne oldu yani, Süreyya? Birbirimizi tanıyamadık. Şimdi konuşsun, ben konuşacağım. Bu yeter, bu kadar sustuğum. Konuştun, kararını dinliyorum. Sonundan konuşacağım. Ne oldu kararınız? Hayırdır inşallah Süreyya. Hayır, hayırlar bende. Her şey hayırın bende. Ne oldu? Şimdi bu Basri Bey evlen, biz ilk ay görüşmemiz oldu. Evet. Çok güzel günler geçirdik. Evet. Hakkını helal etsin. İyi. Şimdi buraya geliyor. Götürüyor. Zaten bunun bulan olumsuzdu, biliyorsun. Öbür katın olumsuz. Şov yapıyor, bana karşı kıskandırmak istiyor. Hayır, seni kıskandırmak için. Seninle bitmiş bir şey. Hiç alakam yok senin. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şekilde işim yok senin. Senin bilen o benim. Niye senin bilen benim işim olmaz. Şimdi bana söyledi ki Seda Hanım, biz şöyle yaptık. İlk ay görüştük. Bir hafta kaldığında bana bir gün aradı. Dedi ki, biz ayrıldık. 15 günden sonra beni aradı. Dedi ki, Süreyya canım sıkıldı dedi. Görüşelim, özledim falan dedi. Tamam, ama dedi ki bana, Süreyya'da her zaman şort giyiyorsun, bu elbise aldın. Bunu hem senin için almıştım, değer vermedik. Bu elbiseyi? Evet. Kalk kız bir göreyim, bir göster. Yönetmen bir saniye dur. Heh. Bu elbiseyi... Gel. Aa, çok güzelmiş elbisen de. Gel şöyle. Vallahi geçelim. Şöyle dön. Dön şöyle. Seda Hanım. Şimdi şey bir saniye. Sus. Bir dakika. Sus. Dur, sus diyor. Sus dedi ama böyle yaptı bak. Konuş kim? Basri mi konuşmasın? Basri hiç konuşmasın. Niye konuşmasın? Ben bu zaman açıp dinledim Basri'nin. Basri bugün beni dinleyecek. Bugün benim günüm Seda Hanım. Ben konuşacağım. Bu Basri elbiseyi dinleyin. Sen şimdi bir saniye şunu bir bekleyin tribündekiler. Şimdi bu elbiseyi Basri senin elbise giymeni istiyor diye mi aldın? Evet, Basri bilen biz görüşecektik. Yok, bir dakika dur Basri, sana bakmak istemiyorum zaten. O tarafa bakmak istemiyorum. Ayrıldık. Sonra dedi ki, Süreyya sen beni kendine bağladın dedi falan falan güzel şeyler söyledi. Süreyya dedi, sen dedi her zaman görüştüğümüzde elbise giy diyordu. Ben bu elbiseni Basri için giymiştim. Bir gün kafasına taş düştü adamın. Dedi ki 15 gün kaldı programa. Peki, yerine otur bence. Sen Basri için aldığın elbiseyi Basri'nin tam karar anını vereceği gün giydin. Evet. Geldin. Bu çocuklar şey yapacaktı ben, şimdi evlenecekler. Severim. Böyle sürpriz yaparım ben. Benden çıkar Seda böyle Hanım, sürpriz. Seda Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Dur sen bir ben şey söyleme. Kimseye inat yapma. Benim kafamda beynimde bitmişse bitmiştir. Ama ben zaten hiçbir şekilde tamam, seninle daha görüşmüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sözümü kesme. Bundan Nurcan'dan önce Ayşe'ye talip oldum ben. Evet. Kabul etmedi. Çıktım. O esnada da Oğuz burada mı? Evet. Ben bilmiyordum. Sonradan internetten gördüm. Oğuz'la diyaloğu varmış o akşam. O akşamda hiç haberim yok. Beni telefonla arıyor. Oğuz'la görüştüğü gün. Sonradan ama bilmiyorum yani. Ne için buradaki arıyor? Bilmiyorum, onu ona sormak lazım. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Dedim bir daha beni telefonla arama. Bak ben seninle görüşmek istiyorum. Beni rahatsız etme. Benim senden işim... Süreyya'yı mı dedin? Süreyya'yı... Beni ben telefonla konuşayım. Rahatsız etme. Tamam, ben niye konuşayım. Beni arıyorsun devam telefonu? Bir dakika. Ben Basri'ye... Hayır. Basri'ye aradığım sebebi dedim ki... Beni arama ya. Tamam, ben seninle bir dakika. Dinle.
Dinle. İstemiyorum ben seninle. Hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Sen istemezsen Seda'nı anlatacağım? Dur. Allah Allah, sen istemezsen. Ben seninle hiçbir şeyim yok. Bir şey, benim seninle bir şeyim yok. Bir şey ne anlatacağım diyor, Seda Hanım. Durun. Peki başka bir dur anlasın. Tamam. Rezil olacak ya, o yüzden beni konuşturmak istemiyor. 15 gün geldi, tamam mı? Sonra diyor ki ben dışarıda görüşmek istiyorum. Ben hem dedim ki bana gerçekten cesaretli bir erkek istiyorum dedim. Gerçekten senin cesaretin olsa Seda Hanım bile Uğur Arslan'ın dedim karşısında beni istersin dedim. Bu kafasına taş düştü, kayboldu bu adam. Bir baktım taliplerine çıkıyor. Ben dedim ki sen gelmeyecektin dedim. Niye şey yapıyorsun falan. Ha. Onu söylemek istedim. Seninle görüşmüyorum ki ben. Hiç aramadım buna ben. Ne aranım var, ne sorunum var. Sana mutluluklar, anladın mı? Tamam, sen, sana o kadar değer verdim, ha, değer bilmedik insansın. Ben hep seni istemiyorum. Ben... Ya karşına çıktın mı? Ben hep seni istemiyorum. Ben hep seni istemiyorum. Seninle diyalogumuz bitmiş. Evet, bitti, ben bitti, daha bitti, sonra Nurcan'a talip oldum. Benimkiye bitti. Şey istemiyorum ben hem seni. Ha? Ben hem seni istemiyorum. Peki bir saniye, bir saniye. Basri, görüşmüşsünüz. Şu, buraya Seda kadar Hanım, doğru. Seda Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bunun Süreyya ile nasıl görüştük? Ben Bakırköy'de geziyordum. O beni görmüş. Gördükten sonra ben minibüse bindim, bir yerde oturdum. Yemek falan yiyordum. Geldi önümde durdu. Ben gözünde gözlük var. Ben bunu ilkten tanıyamadım. Hı. Bu oldun. Geldi kendisi önümde durdu. Yakınlık gösterdi. Merhaba buyurun. Herhalde dedim televizyondan gördüm. Yakınlık gösterdi. Tesadüfen dışarıda görüştük. Öyle bir tanışma oldu yani. Konuşayım. Ben konuşayım. Ben buna bir yakınlık... Seda Hanım ben konuşayım. Daha sonra bir şey oldu yani. Ben konuşacağım Seda Hanım. Konuşabilir miyim? Lütfen konuşabilir miyim? Evet. Seda Hanım. Dur sen karışma. Bir dakika ben bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika bekle. Ben izin günlerim. Pardon. Ben gidiyordum. Basri Bey'i gördüm. Merhaba dedim. Ay dedim. Evet dedi. Uyum dedik sen Yılmaz'la talip oldun. Evet. Sonra sen sonunu niye söylemedin? Sonra dedim ay size afiyet olsun dedim. Sonra dedim ki numaranı verir misin bana de dedim. Yok ben kimseye tamam, numara vermem yani. Dedim. Sonuçta sonra sıkıştırdı numaranı. Süreyya tamam. Numaranı yalvardı. Beni elime sıkıştırdı. Ben bu numaranı istemedim. Ağacın altına attım. Sonra yine dedim ki neden istemeyin? İyi bir insana benzer şans verin dedim. Bu metrobüse kadar yürüdüm. Arkama döndüm. Bende yalan yok. Ben açıklarım size. Arkama döndüm. O numaranı aldım. Karşı peki, almasaydım peki, o numaranı. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen neden beni kıskandırmak için görüşmeye merak çıkıyor dedin? Merak ettim. Dedim. Merak ettim mi? Bunun duygularını ben inanıyordum. Bu güzel duygular söylüyor. Mesela biz ilk kere ayrıldık. Sonra benim hatam vardı. Tabii ki ben hatalarımı söylüyorum. Benim hatam vardı. Sonra aradım. Süreyya niye aradın dedi. Ben hem dedim ki yanlışlık oldu dedim. Hani özür dilemek için aradım. Ha. Öyle sonra dedi Süreyya dedi benden özür dilemek. Peki anladığım kadarıyla sen Basri'yi istiyorsun. Basri diyen beni istiyor. Basri istiyor. Ama sen de istiyorsun. İstemiyorum. Şey şimdiden istemiyorum. İstemem. Peki, bitti. Peki bir saniye bekle. Bekle Süreyya'cığım. Kimseye inat için ben birisine talip olmam. Öyle bir karakteri yapısına sahip. Ben de sen bitmişse şovmensin. Bitmiştim. Basri'ye şovmensin. Şov yapmaya da gelmedim. Nurcan'a tüm samimi duygularımla geldim buraya. Evet. Kimseyi Nurcan. De burada rencide etmenize gerek yok yani. Ben seninle hiçbir şekilde görüşmek istemiyorum. Görüşmek istiyorum. Ne dedim sana ben? Ha ne zaman aradım? Ya bir tamam, kere aradım. Ya görüşmüyoruz seninle. Ben telefonumu da hattımı da değiştireceğim. Ben seninle hiçbir şekilde görüşmüyorum. İstemiyorum. Beni rezil etme. Ben seni rezil etmiyorum. Ben de. Peki bir bekleyin. Şimdi ya. Oğuz bir şey söyleyecek. Bekleyin ikiniz de. İlk öncelikle Süreyya Hanım Allah razı olsun söz hakkı verdiğin için. Birincisi şu. Ben yemek yiyordum dışarıda. Dedi ki benim Basri ile aramda bir şeyler geçti dedi. Ben o akşam... Beni aramasın. Niye arıyorsun? Bir dakika. Sana ne zaman aradım? Ne zaman aradım? Tek. Ya bir dakika. Basri lafı geçti. Ben akşam dedim Basri'yle giderken dedim Basri böyle bir şey oldu mu? Aynen anlattığı gibi tanıştığını söylediler. Bana dedi ki iki kere görüştük. Numaram falan da yok, bilmem neyim de yok. Abi benim arkamdan neler dönüyormuş bunun ya. Benim olayımı bozdu. Özer abinin olayını bozdu. Şimdi burayı bozuyor. Ya biraz da yapıcı ol, yıkıcı olma Seda lütfen. Beni aramasın, rahatsız yani, etmesin. Ben biraz da yapıcı ol, yıkıcı lütfen. Olma. Bak bir şey burada insanlar birbirlerine umutları bağlıyorlar ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben konuşabilir miyim şimdi? Evet. Oğuz... Zaten bana sakız gibi yapışmış, halen yapışmış. Ben bıktım. Bir dakika Seda abla, şimdi buna ne dedim? Ben asla istemem sakin bunu. Sakin ol. Sakız ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Sakız bak. Gibi hale yapışıyor. Oğuzcum Allah Allah. Düş yakamdan. İstemiyorsun sen Allah aşkına. Seda abla ben onun yakasına mı düştüm vallahi yoksa o mu yapışıyor şimdi sakız gibi? Bıktım bak ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben... Ne? Oğuz doğru mu bu? Sen hala bu kızı rahatsız ediyor musun? Uğur abi ben bir şey söyleyeyim mi? Ben onun korkusundan onu gördüğüm zaman yolumu 10 metre öteden çeviriyorum ki hayır, bana hayır. Konuşup da bir şeyler anlatmaya yalan, çalışmasın yalan, diye. Yalan.
Senden intikam alacağım diyor. Ne intikamı ya? Ne intikamını alacağım ben sen ya? Senin black hole yaptın. Allah korusun ya. Seni annem beğendi. Ben seni beğenmedim. Zaten orada sana tek tek konuşun. Basın bir dakika. Kendisi balık gibi her yere atlıyor. İstemiyorum bunu Allah aşkına. Balık kafa diyor. Onun konuşmaları... Neyse abla ben bir şey daha demiyorum. Sustum. Peki tamam bir şey tamam. Durun. Bir bekleyin. Nurcan bunlar bu konuşmalar seni... Ne derece etkiledi tatlım? Mutluluklar sana yem. Sen bir daha karşıma çık. Ya ben şimdi hani Süreyya, bayram boyunca görüşmek isteyip de hani Master Bey'in işte ekibin haberi olmadan ben yüz yüze görüşmek istemiyorum Süreyya, demesi. Süreyya bir otur Süreyya otur. Otur bir dakika gel. Gel bir dakika kız Süreyya. Kız elbisen de çok güzelmiş gitme maşallah. Gel. Güzel. Kız Süreyya. Basri için almış. Kız elbisen. Elbise boşa gitti ayol. Basri senin için elbise almış kız. Basri ya sen mi aldın elbiseyi? Elbise giydirmişsin. Ne gerçi beni, ben onunla hiçbir şeyim yok Seda Hanım. Ben onunla görüşmüştüm bitmiş. Ben onunla olayım bitmiş. Bu kızı da yani şeyinde ya olayım ben söylediklerine bitmiş. İnanamıyorum. Çünkü dediğim gibi hani bayram boyunca ben görüşmek istedim. Evet. Hani tanışmak amacıyla ama Basri Bey'in hani ekipten habersiz görüşmeyelim evet. Yüz yüze demesi. Aferin Basri. Bunlar da söyle yani bunların da hani bilgisi dahilinde olsun dedim ben. Evet. Biraz yani hani inanamadım açıkçası inanamıyorum. Neden neye inanamadın Nurcan? Neden inanamadın? Yani Süreyya Hanım'ın işte hani sürekli görüşelim, biz görüştük, yaptık, ettik falan demesi. Bir yani... ay öncesinden, bir ay olmadı. Üç hafta oldu. Ya Süreyya gel ya. Üç hafta öncesinden. Kız vallahi elbisen çok güzel ya. Hiçbir şekilde ağlattın görüşmüyorum. Ağlattın Basri kızı. Basri, Süreyya'yı ağlattın. Ağlama Süreyya, beni ağlama. İlgilendirme. Ağlama gel. Sakin niye ol, ağlıyorsun? Elbisen çok güzel, gel. Gel, ağlama. Elbisen. Gel, tamam. Gel, gel yanıma, yanıma. Gel. Nereye gidiyorsun? Şu tarafa bakmak bu tarafa doğru bak. Tamam. Böyle mi konuşacaksın? Evet. Konuşmak istemiyorum onunla. Değmez. Basri. Bir kadını dur, bu kadar sakin. Kırıp ağlatacak ne yapmış olabilirsin? Seda Hanım ben konuşmak istemiyorum. Ben istemiyorum. Ben işim yok onunla. Ya tamam yanıma gel. Uğur çok düşeceksin gel. Yanıma gel. Gel. Görüşmüyorum sakin. Ben sana. Tamam. Beni sinir et. Hiçbir şekilde ne zaman sinirlenme ya. Gel şuraya yanıma gel. Gel yanıma. Evet ben ağlamadım. Ben mutluluktan ağlıyorum. Ben mutluluktan ağlıyorsun. Evet, tamam. Çok mutluyum. Evet. Senden ayrıldım. Çok sakin mutluyum. Çok mutluyum ben. İstemiyorum. Nurcan dedi ki ben dedi şu konuşmalara inanamıyorum dedi. Çünkü dedi bir saniye bekleyin arkadaşlar. Şşş. Sakin ol çocuklar. Sakin. Evet. Bayram da dedi. Basri ile görüşmek istedim fakat dedi Basri şöyle bir tavır sergiledi. Ben ekip dışında asla görüşemem. Nasıl dedi yani bu iddialara Nurcan şöyle inanmıyor. Yapar bunun Seda altında Hanım, neler var? Seda bunun Hanım, altında şey neler var? Ben görüşmek istemedim. Benim numaramı eline sıkıştırdı verdi. Sonra ben şöyle bir şey oldum. Ben bu insanı hiç istemedim. Bir çay içtiğimde gerçekten beni etkiledi. Yani kafamdaki sorular karıştı. Yani ben mesela bu insan ben Süreyya, telefonda konuştuğumda... Süreyya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey söyleyeyim. Dur seninle konuşmak istemiyorum. Telefonda konuştuğumda sesini beğenmedik insanın bir maktum bir yemekte beni etkiledi. Biliyor musun? Ben bunu gizlemiyorum. Ama bunun böyle şovmenliğini bilmedim yani. Anladınız mı? Peki dur. Çok hızlı konuştuğun için ve tam Türkçe'ye çeviremediğin için insanlar anlamadı. Sinir ben oldum de anlamadım. Özür dur dilerim. Sinirlenme tatlım. Şöyle yanıma gel. Şimdi ben şunu anlayamadım. Yani sizin görüşmeniz devam ediyorken bir ayrıldınız ama en son barıştınız gibi. İki kere ayrıldı, iki kere barıştı. Yani devam edecekken niye böyle yaptı diye mi kızıyorsun sen? Aynen öyle. Ben zannettim ki bana talip olur. Benim burada elimi ister falan. Öyle bir şey havadaydık yani. Öyle bir bizim böyle bir kavgamız olmadı. Tabii ki ben sinirleniyordum. Çok özür dilerim ben diliyordum bu da. Neden? Çok hatalı ben oluyordum. Ben Seda Hanım vazgeçtim. Yerim. Konuşmak istemiyorum lütfen. Lütfen istemiyorum. O her şeyi yap. Konuşma zaten Süreyya. Zaten seni istemiyorum. İstemiyorum ben tamam. Ben hem sen istemiyorum. Ya ben burada... İsteyen var mı bunu? İstemiyorum seninle. Seda Hanım benden soruyor. Mecbur i̇stemiyorum konuşacağım. İstemiyorum seninle görüşmek ya. Mecbur konuşacağım. Niye? Elim... Yapma. Sen Oğuz'a talip olduğunda ben sana yorum yaptım. Ben niye yorum yapıyorsun? Ben Oğuz'a talip olmadım. Ben senin gibi herkese bile yorum talip yapıyor musun? Olmadım. Ben talip senin olmadım. Amacın sen buraya insanları ortalığı karıştırmak, insanların yuvasını bozmak.
Bundan sen başka bir şey değil. Sen hakkını yedin mi Basri? Ben hakkını yedim mi şu an? Ben bak, seninle görüşmüyorum. Bak yaptığım söylüyorum. Ortalığı karıştırıyor ya. Basri yapmıyorum. Bir saniye ama yaşanmış bir şeyler var. Kısa onu sürdü Seda Hanım. İki sefer görüştük. İki seferden ne olur ya? Dört sefer çok görüşecektim kısa, ben istemedim. İki en fazla üç sefer. Dört sefer görüşecektim ben iş olaylardan ya, istemedim. Nurcan da bir kere bile görüşemedik diyor yani. Zaten görüşmez bunun gönlü bende. Bunun gönlü bende. Bir dakika bir söz alabilir miyim? Susar mısın? Evet aynen öyle. Seda Hanım bir saniye, şey söyleyeyim. Bir saniye dur. Nurcan buna ne diyorsun? Diyor ki bende gönlü bende olduğu için görüşmüyorum. Hayır ama hiç alak. Sen de görüşmüyorsun. Onu bilmiyorum ama hani yüz yüzeye geçtim ben. Biz telefonda da hani çok sık görüşemedik. O da ben hani benim sayemde oldu. Ben numarayı aldım. Ben istedim. Sanki ben talip çıkmışım gibi oldu biraz verdi ama. Verdi mi numaranı sana? Verdi mi bu sana numara? Ben ekipten aldım numarayı. Basri verdi mi sana numara? Seda Hanım şöyle ekipten bir şey oldu. Aldım. Ben ailemle görüşeceğim dedi. Peki, ben kendisini evet. sıkmak istemedim. Ailesiyle görüşsün. Daha sonra beraber çıktık. Tam program bitiyordu. Kendisini sıkmak istemedim. Yana. Bundan dolayı. Peki yani. Süreyya bir bekle. Süreyya diyor ki görüşmez çünkü gönlü bende diyor. Hayır benim sen sakince hiç sakince buna cevap ver. Hayır hayır Seda Hanım hiç. Bende bitti mi? Beyinde de biter kalpte de biter. Yok tamam. Sende beyin. Sen, kafana taş düşmüş. Sen, gerçekten. Beyinde kalpte öyle deme. Sen de görüşmek istemiyorum. Seda Hanım. Dur, diyor ki. Çok rica ediyorum görüşmek istemiyorum. Ama bir dakika abi. Bir dakika dışarıda hayır, görüşmüşsünüz. Hayır hayır arkadaş. Diyor ki beni istiyordu bunun kafasına taş mı düştü? Hayır istemiyorum seni vazgeçtim. Senin gönlünün kimde Basri peki? Benim senin için mücadele etmiyorum. Zaten istemiyorum seni mücadele etmiyorum. Tamam istemiyorum. Sen değmezsin. Bakın bu ufak şeye değer veriyorum. Ben bak şu elbiseni şunun için almışım. Evet. Değer bilmiyor bu insanı ya. Sen her ya. Zaman diyordun ki Süreyya sen bana değer vermiyorsun diyordu. Ben diyordum seni tanıyayım yavaş yavaştan değer vereceğim diyordum yani. Ben bunun hakkını yemiyorum ki bana kötülük yaptı demiyorum ya bir şey yap. Çok güzel yemeklere götürdü zaten seni götürmez yani. Bu ben sevdiği için götürdü. Götürmez doğru söylüyorum. Tamam. Yemeklere götürdü. Bir şey söyleyeceğim. Doğru seni yemeğe götürmez diyor. Götürmez diyor. Götürmez. Beni sevdiği için beni çok güzel yemekleri götürdü. Yok bana ilk gün yemek teklif etti zaten. Tamam. Sen götürsün şimdi. Şimdi cesaret olsa bu seni yemeğe götürsün. Yanımıza yaklaşma. Gidelim. Vur Bey. Yanımızdan gider misin? Yaklaşma buraya. Tamam. Şimdi Süreyya bir soralım. Uzaklaş. Süreyya diyor ki onun gönlü bende diyor Basri. Senin gönlün kimde? Benim gönlüm Nurcan'da. Senin benim. Tüm samimiyetimle Nurcan'da. Nurcan'da diyorsun. Gene iki kadın bir adam. İki kadın bir adam. Bu Basri'nin başına bu gelecek miydi? Söylesene kız Sevcan. İki kadın. Aşk çekilir aradan ha. İki kadın bir adam. Aşk çekilir aradan. İkimiz de severken ya ondan geç ya ben. Gelirdi Basri'nin başına bunların geleceği aklıma gelmezdi. Sen dur. Sen bir daha benim yanıma gelecek. Bakın 70 milyonun içinde. Bu da bu kedi de mi buraya gelecek? Hayır. Ben kediden değilim. Evet. Ben insan. Ama şöyle bir şey var. Ben hayatımda geçtik şeyi anlatıyorum. Her zaman ben insanlara çok değer veren şeyle diyorlar ki he böyle insan bulmak kolay diyor. Beni kaybettiğinde benim yanıma geliyorlar.
Ben o zaman affetmem. Ben de şimdi diyor ki Süreyya sen 30 yaşında neden öyle? Ben böyle insan benim karşıma geldikten sonra ben istemem. Ben de bitti mi bitmiştir neden? Tamam. Şöyle bir şey. Tedanım lütfen rica ediyorum. Bitti mi bitmiştir neden? Tamam. Şey ben acı yaşadığımda o insan benim yanımda olmadı. Peki. Cesaretsiz bu. Peki yanında dur. Nurcan'ın annesi hattımızda. Alo. Hoş geldiniz alo. Fevziye Hanım. Merhabalar efendim. Merhaba Seda Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Eksik olma hayatım. Bak kızın burada, burası biraz karıştı. Evet, evet. Size çok güvendiğim için ben kendim gönderdim oraya. Evet, sağ olun, eksik olma. Sağ olun, eksik sonra... olma. Evet. Fevziye teyze ne yapalım şimdi, ne diyorsun? Vallahi ben Bahri'ye sonuna kadar güveniyorum. Yani sonuçta... Teşekkür ederim. Size yanımdan bir şey yapamıyorum. Ondan sonra güveniyorum ona ben. Bahri'ye güveniyorum diyor. Kayınvalide adayı Basri'nin. Teşekkür ederim. İnanıyorum. Fevzi Hanım. Nurcan bir şey söyleyecek misin annene? Anneciğim hoş geldin. Sağ ol canım. Nasılsın? İyiyim vallahi sizi seyrediyorum. Sürpriz oldu bana da. Nurcan çok üzüldü evet, ama Fevziye anne. Nurcan biraz üzüldü bugün. Ya üzülmüş olabilir ama şimdi şey olarak söyleyeyim. Ben oradaki gençlere de hani büyük küçük neyse... Yani çok aramızın saf yüzünün çöpü diyorlar. Çok buradan televizyon karşısında sinir oluyorum. Ondan sonra yani en ufak bir şey de birbirlerini kırıyorlar. Bunları yapmasınlar ya. Yani. Bir şey ya hani yine kendilerine karar verecek. Tabii de sonuçta bir şeyle ufak bir şey olur. Ondan sonra onu kapatıp gidecek de olmazsa. Olmayan bir şey yürütmenin anlamı yok. Peki, Fevziye Hanım bir bekle, Süreyya bir şey söylüyor. Ben son kelimemi kullanmak istiyorum. Üzülmeden söyle. Yok, üzülmem, mutluyum. Neden üzüleceğim? Benim, ya Basri Bey, ya benim aç olduğumda ekmeğimi vermiş mi, ya zor günümde yanımda olmuş mu, neden ben pişman olayım? Tabii ki, nasıl, kolay kazandı ya, kolay kaybetti ama bunun yerisi yok yani. Bunu söylemek istiyorum. Tamam, Basri Bey. Sen kendinle ilgili diyorsun, kolay kazandı, kolay aynen kaybetti. Aynen öyle. Anladım. Ben zaten, benim iki yüzüm var dedim ya Seda Hanım, ben sevdiğim insanlarıma çok değer veren insanım. Gerçekten bakın ufak şeye değer veren, hani o beni mutlu ediyor ya, ben ama onun karşısında mutlu etmeye çalışan bir insanım. Ama tabii ki hayırlısı bumuş, mutluluklar diliyorum. Çok özür dilerim Nurcan Hanım'dan, Basri Bey'den bir yanlış hatam olsa, mutluluklar. Seda Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Evet. Şimdi daha önce herkes... Bir bayan olur veya daha önce kısa bir yaşanmış bir şey olabilir bu. Kısa görüşme olur. Olmuş bitmiş. Bunu daha açmanın ne lüzumu? Daha sonraki bir insan birisiyle bir hayat kurmak isterse bunu niye ne yapmaya çalışıyorsun ya? Peki tamam. Kararınız için davet ettik sizi. Kararını yapmayacağız çünkü daha önce yaptık. Evet. Kararın Nurcan'cığım. Annen de izliyor hatta ve Basri'ye güvendiğini söyledi. Biraz daha Basri'yi yemek tanımak yiyelim. Mı? Evet, biraz daha tanımak istiyorum. Tanımak istiyorsun. Peki hayat. Necip yurda gönderilmiş. Bugünüme ben çok acı çekerek geldim. Necip Büşra'ya talip oldu. Ne işle meşgulsünüz? Ben Kayseri bir restoranda şefim. Bu hikaye herkesi derinden etkiledi. Annem vefat ettikten sonra biz ailem komple dağıldı bizim. Yani bizim başımızdan çok şeyler geçti. Büşra'nın son kararı. Aile benim için çok önemliydi. Tabii. Onun için. Evet, ailemle ayrı yaşıyorum ben. Birazdan canlı yayında. Evet. Evet. Şimdi bakalım. Az önce yarım kaldı. İbrahim'le Zühre'yi de kaldım. Konuşturmak istiyorum onları. Çünkü gına geldi. Sizden bana gına geldi. Gelin buraya ne oluyor? Gelsenize buraya. Gel kız gelin. Zühre. Hayır siz hem birbirinizi istemiyorsunuz. Daha bir araya gelmeyiz diyen İbrahim'le Zühre yine yan yana oturuyor. Yan yana oturuyorsunuz. Çocuğu çimdikliyorsun. Niye çimdikledin? Ne yapıyor? Ne dedi? Kötü... Kim o? Ne oldu o koluna? Şey bir şey söyleyeceğim. Yakın tutun. Mikrofonu konuş. Evet, çimi kopardı ya. Emrah'a gelen Talip hakkında konuştu. Ben dedim ki şimdi Seda Hanım. Doğru söyledim. Tamam. Sakin dedim ki hani Emrah'a gelen Talip çok temiz yani saf insan dedim. Hani güzel. Çok temiz bir insan. Abu da bana dedi ki...
Sen diyor talip olacaksın ona o zaman diyor. Dedim ya ne... Olmazsa kendi olacak derim. Hayır dedim, nereden çıkarıyorsun sen böyle şeyler? Peki yani? Bir şey sana ne deseydin? Niye demiyorsun sana ne? Ama... Sizin bitmedi mi olayınız? Ama bitti sizin görüşmeniz. Bitti. Bitti mi acaba? Bitti mi? Oğlum bitmedi mi sizin? Bitti. E tamam çocuğum. Ya arkadaş, tek siz... olarak bir şey konuşacağım Seda Hanım. Son ve kez olarak konuşacağım. Madem zat bitti diyelim, bitti. Bitti diyor bak. Bittiyse bitti. Kendisi ömür boyu doğrularla yaşasın. Hani... Aa, bu kaçıncı sizin nokta koymanız? Aynen öyle gibi yani. Hayır söyle de, ya bu anlat. Bir başka bir insan ne bileyim, bunda ne varsa ne bileyim çekti, ben artık bir türlü sıyrılamıyorum bundan ben. Bitti de birbirinizi niye çimçiriyorsunuz hala? Ne biçim bitti bu? Evlenin o zaman arkadaşlar, nedir yani bu? Vallahi. O yüzden gelmez size kimse. Bak Zühre, sen diyorsun ki İbrahim yüzünden Talip gelmiyor bana diyorsun. Hayır, sen de hatalı davranıyorsun. Ne yapıyorsun? Ay, o zaman niye yan yana oturuyorsunuz hala? Yer yoktu o yüzden yan yana oturduk Seda Hanım. Yoksa ben yanına oturmuyorum İbrahim. Hayır, birinden rica edebilirsin. Kalk, ben oraya oturacağım. Semra abla kalkmıyor. Hayır, sonra niye çimdikliyorsun? Ama niye öyle bir laflar söylüyor ki ben sinirleniyorum Seda Hanım. Sana ne hayatım? Ama bana söylüyor. Dedi. Ya bunu... Ben sizin aranızdaki şey esprileri. Beni sinirlendirecek laflar söylüyor. Yoksa ben bir şey yapmam. Kendisinin zaten spekülasyon yarattığı zaten belli zaten. Spekülasyon. Başka. Şimdi bitti mi bitmedi mi arkadaşlar? Sen onu söyle. Şimdi nedir son bitti durum? Bitti mi, bitmedi mi? Onu merak ediyorum. Talipleri gelmek Zürücü. İstiyor. Ben de bunu taliplerim var mı? Ben sensiz yapamam diyor. Sen de diyorsun. Ben de diyorum ki imkanların olmadığı için ben seninle evlenmeyi düşünmüyorum. Şimdi bir dakika. Nesi var? Niye yok ben imkanı? Ben buna şimdi Seda Hanım. Olsa bak, gerçekten evlenir. Ben şöyle geçeyim. Aslan gibi çocuk çalışıyor. Bak, bu çocuk imkanlar ya. İmkanlar olsa evlenirim şimdi, diyor. Bakın şimdi Uğur Bey. Yalan söyledi. Ama dinle. Ben konuşayım, sonra sen yine konuş. Tamam. Dedim ki hani ilk bir ay içinde, hani bir ay içinde bir ev tutarım. Yapar, tamam. Evet. İkinci ay, hani ikinci ayda yavaş yavaş eşya alırım, üçüncü ayda bunu tamamlayabiliriz yapar, dedim. Yapar, biliyorum. Tamam. Bana kendisi söyledi ki, çalışıyoruz. Baktım beni aradı, ya İbrahim bir şey diyeceğim sana dedim. Hayırdır, ne diyeceksin dedim. Ben evlenmekten vazgeçtim. Dedi, niye? Niye ama dedim vazgeçtin, niye? Sebep ne dedim? Ki söylemeyeceğim gerisini zaten. Ne? Öyle söyle dedim bana. Hiç şimdi söyle, bilmiyorum Seda Hanım söyle şey derse söyledim. Dur, yok dur. Öyle bir şey dediğinden haberim yok. Peki. Tabii yok. Ben niye vazgeçtim ben? Niye vazgeçtin? Niçin ha, vazgeçtin? Bilmiyorum. İbrahim, niçin gelme oraya buraya? Güzel güzel konuşun. Karşı sakin, yan yana durun. Ha, gülme ya. Bak şu işi şurada bitirin şu gün. Ben onu öyle söyledim. Neden vazgeçtim Seda Hanım? Hayır, bu babasıyla çocuk... yaşayacağım dediği için benim de bir tane kızım var. Bir ben saniye, o yüzden düşünmüyorum. Seyirciye dön. Ama tek başına İbrahim, güçlü bir insan olsam ben seninle zaten evlenirim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Zükran Hanım? Evet. Bir saniye ama. Ben dedim aynı yani. Birinci ayda ev tutulur, ikinci ayda biraz eşya alın, üçüncü ayda biraz. Tamam ama babası. Ama yazılana kadar babamla dedim... yaşayalım diyor ama benim kızım var. Ya kızım var da o zamana kadar durursun baban evinden, o sıra gelirdi. Yatacak yer yok kızıma. Nasıl? Ben sizi geldim gördüm. Yakın tut, yakın. Yani ya, olmaz İbrahim. Çocuğu benim evimde kal demedim. Konuşmayalım burada, sen anladın mı? Sen benim evimde kal demedim. Nerede, babamda kalalım dedin. Tamam, babamda kal demiyorum. Nerede kalacağız, sokakta mı? Bak laflarına biraz daha dikkat et, tamam mı? Ya bu çok çalışkan bir adam. Bak, hayatım sen şu an bana güven. Babasıyla, hayır güvenemem Seda Hanım o çocuk gibi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O laflarına biraz daha böyle dikkat etsen, böyle örtülü konuşsan daha çocuk iyi. Çocuk gibi diyor, bir şey demiyor kadın. Çocuk gibi biraz daha temiz konuş, tamam mı? Çocuk tamam. Gibi sakın şey, bak ben konuşuyor hiçbir diyor. Şey demiyorum diyorum sadece. Şimdi bana saldırdın, üstüme geldin, bilmem ne yaptın. Ne zaman? Burada bir canlı kendi oldu önceyi. Zaten. Ha, eskileri. Bunlar oldu. Ben sana sesimi çıkarmadım. Niye çıkarmadım? Seni sevdiğim için sesimi çıkarmadım. Tabii. Normalde bunu bana var ya kimse yapamaz. Tamam, oralara girme. Misal. Babasıyla tanıştın mı? Tanıştım. Nasıl, Seda seviyor mu seni? Beni sevdi. İyi bir insan. İbrahim de iyi bir insan. Sadece ben onları gördüm. Ve orada yaşayamayacağımı kızımla evlerinde anladım. Evlerinde yer yok, oda yer az. Yok. Ha. Yani çocuğuma, size, babasına ve çocuğuna. Kızıma yer yok. Yer, oda yok yani. Evet, o yüzden. Diyorsun ki. Seven insan, ben bak, orada. Bir genç evlenirdim. Ben bunu İbrahim'e diyorum. Doğru ama genç kız değilim. Doğru. Sen ne yapıyorsun? Senin kızın var ve 14 yaşında. Bir saniye, bir saniye. Haklı. Hayır, hayır, bir saniye, bir saniye. Zühre sen, şu konuda haklı. Şimdi Zühre, evet. Bir dakika. Teşekkür. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen ne yapıyor musun? Git. Malı mülkü olsun, parası pulu arabası olsun, yan gel yat kıraathanesi gibi yat, tamam mı? Öyle yap, mirası kalır sana.
Ben sana gel benim evimde kal demedim şimdi. Zühre'yi kızdırma şimdi böyle konuş. Tamam zaten... ama Zühre ben sana baştan ne söylemiştim? Yok, İstanbul'daydım. Şakalaşıyorlar. Yani İstanbul'da ben çalışıyorum şu anda. İstanbul'da çalışıyordum ben. Doğru mu? Doğru. Ben ne söyledim ben sana? Ben senin babanla yaşayamam. Ya bırak anay baba şimdi beni çocuklar, dinle. Çocuklar birbirinizin mikrofonu tutmayın. Evet hadi bu işi ne yapıyoruz şimdi? Sadede gelelim. Evet. Taliplerimi arayacağım birini hatta aday olacağım dedi İbrahim. Ne zaman dedim? Orada. Yok vallahi demedim ya. Dedi. Muazzez abla bir şey söyleyecek bekleyin. Bana bir şey söylemiştin söyleyebilir miyim? Söyle. Söyleyebilirsin. İbrahim'i seviyoruz Zühre. Hayır. Evet bana söyle dedin ama. Aa. Seviyorum demedim bak Seda Hanım. Ama orada elektrik oldu. Mi? Ama yaşayacağım bir insan dedim. Değil. Ben benim bir insanlardan elektrik almam çok zor. Çok nasıl nadir Zühre, oluyor. Allah'ını seversen. Ama yapma. Seviyorum istenen seviyorum demedim Muazzez abla. Hep bana hepsi Muazzez abla da dahil İbrahim'e acıyorlar hani evlen onunla. Bir dakika. Daha öyle seven bulamazsın. Çok acınacak. Kim acıyor? Kim acıyor? Üzülüyorlar yani. Hayır. Ne? Sen bana aşık olduğun için üzülüyorlar. Sadıç. Muazzez abla bile hep evlen. İyi çocuk da ondan. Seni gerçekten yoksa bir koca seni alır diyor mu? Sevecek seni. Hayır. Sen için koca. Demiyormuş be. Ha doğru sen söylüyor. Sen değil Muazzez abla diyor. Sen bu arada hep hayır. Kim başka sana hayır, edersin. Hayır dur anlatayım. Demiş sen demişsin ki bak İbrahim iyi çocuk senin kıymetini bilir. Yoksa gidersin öyle biriyle evlenirsin ki sana şiddet uygular evet. Falan. Evet. Dedim. Şiddete hayır. Dedim ki. Zühre'm şimdi bunu bırak da gel bir çay içelim. Doğru. Konuşalım, he? Hadi gidin bir çay için. Bak. Bir çay için de sinirleriniz şey olsun. İçeceğiz ama evlenmeyeceğiz. Öyle deme. Hadi tutun elini. Evlenmeyi düşünmüyorum Seda Hanım. Evlenmeyeceksiniz çay içmeyin artık. Arkadaş ben bu işin işinden çıkamıyorum. Yok yani. Yüre seviyor. Seviyor değil elektrik dedim ben sana. Hadi elektrik işte. Abla ben sana elektrik ne dedim? Elektrik ne demek? Gel bir değil. Çay içelim aşkım, sana. Hadi. Gel. Vallahi gel. Gel vallahi bir çay içelim. Gel. Yine çay. Evlenmek zorunda kalacağım ya. Evlenmek zorunda kalacağım. Zorunda kalmak yok. Gel abi bir çay içelim. Çay içsek ne olur? Olsun belki bir olmaz. Şey olur. Olmazsa bir çay içelim. Ev durumunu anlatacak ev durumunu sana. Ayarlama tabii. Doğru yani gel bir çay ayarlayacak konuşalım. Programını planını anlatacak. Tabii. Şu delikanlıyı harcama. Yani. Seda Hanım siz de mi öyle diyorsunuz? Ama ciddi misiniz ayrılmıyorsunuz. Bu işi artık bir şekle bağlayalım istiyorum. Bak Semra abla yerinden kalkmıyor, öbürü yerinden kalkmıyor. Biz mecbur kaldık. Ya bırak şimdi onu bunu ya. Sen gel bir çay içelim işte hadi da. Ben bu çocuğun evi de tutacağını, dayıp döşeceğine inanıyorum. Çünkü İbrahim çok çalışkan bir çocuk. Evet. Gerçekten öyle bakın. İbrahim işini gücünü sırf Zühre için bırakıyor buraya geliyor. Senin yüzünden geldim buralara bak gene ha. Niye geldin? Senin için burada. Senin için geliyorum ben buraya. Beni almak için mi? Tabii. Ben evlenmeyeceğim ama İbrahim'le. Kes. Evlenmeyeceğim. Bak İkbal ne diyor, evleneceksin diyor. Evleneceğim diyor. Zühre'cim, bak Zühre'cim. İbrahim. İbrahim'cim. Yani Zühre, yani İbrahim adam gibi adam ya. Gerçekten. Zaten. Yani yuvasına bakar. Bakar. Gerçekten. Ve bak, bir kişiye değil, 10 kişiye dahi bakar. Bu hayatı ben yaşayacağım. Siz değil yani. Ben onunla evlenirsem nasıl bir hayat yaşayacağımı kesinlikle. Biliyorum. Doğru söylüyorsun. Kızım çok zor durumlar yaşayacak. Doğru söylüyorsun, haklısınız. Niye zor durumlar yaşayacak peki? İbrahim görünen köy kılavuz istemiyor. Ben öyle anlıyorum. Evet. İbrahim, senin kızına beni çok güzel mı? Abilik yapacağına ben inanıyorum. Bu çocuk çok temiz bir çocuk. Kalacak yer işi çözülürse bu iş olacak gibi sanki ama. İbrahim temiz. Yani. Zaten kendini güvenli bir erkek olsaydı. Ben hani sana bak yapma böyle. Bak ben bir şey söyleyeyim sana. Söyledi ben onunla İbrahim'le evlenirdim. Pardon. Yani aslında 4 oda bir ev olsa bu iş olacak aslında. Yani kendine güveni olması lazımdı İbrahim'in. Benim kendime babasıyla güvenim yok. Babasıyla yaşamasaydı ben onunla arkadaş, evlenirdim. Arkadaş ben sana ne söyledim? Bir ay içinde bir ev tutarız, ikinci ay içinde eşya alırız, üçüncü ay içinde tamamlarız. Peki. Ondan sonra gelirsin dedim mi demedim. Evlenmeyelim. Ben evlenmeyelim. Peki Hanife bir şey söylemek istiyor. Söyle tatlım. Zühre'cim canım benim sakın kızma bana ama Zühre'nin dediğine şahitim. İbrahim'den yüksek voltta elektrik alıyor. Özel ama elektrik sevmek mi? Bana Hanife? Sakın kızma ama söyledin ama değil mi? Elektriği söyledim ben zaten kaç sefer kere de söyledim. Söyleniyor. Elektrik oluyor Seda Hanım. Onu kabul oluyor. Ediyor. Çünkü söyledim ben çok diyor. Nadir elektrik alırım. Öyle elektrik. Bir huyum nasıl, var. Nasıl? Elektrik oldu. Vallahi sana elektrik alıyorsan bana yıldırım düşüyor yani. Kusura bakma. Bana yıldırım düştü yani. Elektrik
Elektrik sevgi mi oluyor peki? Gel bir çay içelim. Hadi gidin de bir çay için kız Zühre. Bir çay için. Ama evlenmeyeceğiz. Tamam canım. Tamam çay içelim. Her içelim. Çay içildiğimizi evlendirmiyoruz. Tamam. Zorla gidin bir daha bir kimseyi. Konuşun. Tamam. Ver onu da bana ver. Hadi. Evet. Evet. Büşra, mikrofon nerede? Heh. Büşra bir şey söylemek istiyor, bir dinleyelim. Evet. Yanınıza gelebilir miyim? Çok heyecanlıyım. Gel çocuğum. Hayırdır inşallah, elin ayağın titriyor. Elin ayağın titriyor. Ne oldu, bir şey anlatmaya çalışıyor bu deminden beri? Sakin ol, sakin konuş bakayım. Eline ne oldu? Ne oldu annem? Aa, bismillah. Eski adaylarından birisini reddettiğim için pişman oldum. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün saçmalamam. Yenilmem bu yüzden kendimle hala güvensizim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm. Daha biz şimdi ikimiz de dur bu dumura uğradık da kimdi ki o, kim? Burada mı şu anda? İsmini söyleme, burada mı? Ben bir açıklamamı yapayım. Yapsana be, anlamadım ya. Açıkla bakalım hadi. Dün ailem, akrabalarımın hepsi aradı. Ne dediler? Aday olduğunu hani görmüşler, izlemişler. Hmm. Hepsi çok beğenmiş. Niye onu reddettin? Aynen, orada da yaşayabilirsin. Annem dedi, ben senin yanına da gelebilirim dedi. Kim niye? Bu? Hangi çocuk? Hangisi? Hayır, durun. Söyleyeyim mi? Söyle. Durun. Harun. Harun'a şimdi talip geldi. Çocuk anlaştı. Çay içiyorlar şu an. Bir dakika, tam oluyor şey ya. Mi? Ne demek o? Oluyordu tam. Ne güzel kız. Herkes yakıştı diyor burada biraz önce. Çok yakıştılar dediler. Biraz önce bir kızcağız geldi. Çok yakıştılar. Ay kız, mikrofonsuz niye konuşuyorsunuz bacım? Siz alsanız da mikrofonu. Peki sen izledin mikrofonu mi biraz al, önce mikrofonu. Onları burada? Hani Harun'a talip geldi. İzledim. Çok güzel bir kız talip geldi. İzledim. İçeri dalacaktım hatta. Ama arkadan tuttular. Evet, peki kızım. Ablacığım o kadar yalvardım sana. Kabul et çok iyi olacak diye. İşte abla. Geldin mi söylediğimi? Hatta dedim ki geliyor. Büyük sözü dinle biraz dedim. Dur bir dakika. Güzel kızım, o kız gelene kadar mı? Sen niye bunu düşünemedin şimdiye kadar? Kız gelince mi aklın ya, başına geldi? Zaten ben bugün çıkacaktım. Harun ve Mira'yı alalım. Mira ve Harun. Peki bir bekleyin. Şöyle durun bunları çocuklar. Bunları çok yakıştırdık birbirine, ne güzel. Bunlar evlenirler kesin dedik. Buradan uğurlarken. Ya, tabii ki de benim ailem Seda ablacığım muhafaza. Şimdi bir dakika. Birazdan tabii şey yapacağız. Arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz tabii ki yorumları için. Çok değerli yorumlar yaptılar. Sağ olsun, Allah razı olsun. Miracığım nasıl geçti? Çay içtiniz. Evet, gayet güzel. Kendisi de çok beyefendi birisi. Evet. Ama kararımız ortak, olumsuz. Olumsuz. Hmm. Peki bizimle devam edecek misin? Yakın tut. Evet, ben şöyle diyeyim. Hafta içi bir gün geleceğim. O yüzden taliplerini bekliyorum. Yurt dışı olabilir. Yurt içi olmaz mı? Yurt dışı olabilir. Müşra'ya mikrofon takın orada. Evet, yurt dışı. İstanbul içi bir de. İstanbul içi olabilir. Evet, 30, 35, 40 yaş. Evet. Ciddi evlilik hazır olan herkesi bekliyorum. Peki hayatım. Teşekkürler. Peki. Seni öyle alıyoruz. Mikrofonu alayım. Ortak kararları. Harun, Büşra'nın karşısına geç. Evet Harun. Harun, burada neler oldu? Duydun mu annem sen? Ben duydum. Evet. Duydun mu? Sevindim ve bak o yüzden, Harun'a bakın. Geri kaçtım ben. Mira sana talip gelince bu kızın birden depreşmiş duyguları içinde. Güzelim Mira'yı karşında görünce. 2-3 günden beri Uğur ben abi, bunu düşündüm. Ha 2-3 günden abi, beri. Bir saniye ben anladım. Bir şey söyleyebilir miyim? Daha önce söylediler. Kulistan'da arkadaşlarımız. Bakın bak iyi düşün. Hatta Ali de söyledi. Dedi ki, Büşra'ya mı? Evet. Siz dediniz, ben bak, de söyledim. 2 ay sonra tekrar talip olabilir. Sen ona talip i̇yi olursun düşün, dedik değil mi? Dediniz yani. Neyse kısmet. Şimdi hatırladım dur.
Harun Büşra'ya talip olunca Büşra'ya dedim ki yani bu kadar olur dedim. Öyle değil mi? Çok yakıştırmıştık. Çok yakıştırdık. Herkes tribüne bak İkbal evet. de söylüyor. Hepimiz dedi ki bu iş oldu dedik. Büşra bir anda hayır kararı olumsuz. Biz şaşırmıştık. Birbirimize çok ya ben saygılıyım Büşra'nın kararına. Yani halen saygılıyım. Dedi ki görüşmesinde dedi buraya basıyordum stüdyonun ortasına atıyordum kesinlikle kendimi. Yani bir kalbinden ben atmıyorsam beni kalbinden çıkart bence dedi. Kim dedi? Atmıyorsun. Elim tutsana. Bak. Dur bir, bir iki de birbirimizin elini tutup durmayın ya. Tutmaz o çocuk. Ya biraz önce de bunlar el ele mi tutuşuyorlar orada ben öyle bir şey gördüm hayır. sanki. Hayır. Öyle bir şey ekrana geldi mi arkadaşlar? Elimin titrediğini, hayır. soğuk hayır. olduğunu anlayacak onun için dedim. Yok sen değil. Şey Hanife ile Özer. Hanife Özer. Siz bir yarım saat sen kadar mi? Önce orada el ele tutuştunuz mu? Ben yanlış bir şey mi? Ben onlar tutuştu. Şeyden de gördü onları. Bak İkbal abla söyledi. Orkestra da şahit. Doğru mu öyle bir şey? Annem aynen. Hayırdır ne oldu? Tansiyon mu ölçüyordu? Ne yapıyordunuz? Seda ablacığım. Efendim? Tansiyon. Mikrofon. Yok yok. O ne elektrik ne tansiyon ikisi de değil. Burası biraz soğuk klimalardan dolayı. Evet. Hanife çok üşümüş. Üşümüş. Kansız kız yazık. Evet, evet. kansızlık da varmış. Ben de elini tuttum, ısıttım ya. Hepsi bu. Başka bir şey yok. Çiğdem Hanım inşallah gördün mü acaba bilmiyorum. Büşra da diyor ki bak elim nasıl titriyor diye uzattım. Yanlış anlamayın diyor. Evet doğru. Seda Hanım ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bakın İkbal abla da o gün söyledi. Üzerine basa basa sağ olsun Allah razı olsun. Çok iyi bir insan. Ben İkbal demişti ona, evet. Hatta Uğur abi bile söyledi. Peki buradan. Lütfen evet. bir yere ayrılmayın. Evleneceksen gel, yalnız kalpleri buluşturmak, unutulmaz anlara şahitlik etmek için hazır. Seda Sayan ve Uğur Arslan'la birlikte evlenmeye var mısınız? Evleneceksen gel, sürprizlerle devam ediyorum. Şaşkınlık içinde izliyoruz. Oldu. Aha Necip, ne oldu? Buyurun. Bir stüdyo baskını daha. Ne oldu anne? Şu an bana saygısızlık yaptığına inanıyorum kim? Ben. Ne saygısızlığı? Çünkü karar anımız vardı bizim. Ha Büşra ile senin evet. karar anın var değil evet. mi? Karar anımız vardı. Ya zaten olumsuz olacağını zaten şeydik ama. Bir saniye ben bir şey diyebilir miyim? Bir dakika dur Büşra. Bir şey diyebilir miyim? Saygısızlıkla alakası yok. Necip biz seninle arkada konuşmadık mı? Ama ben kararını söyledikten söylemedim sonra mi? Bana söyleyebilirdin. Ama ben yani... buraya çıkmasaydım belki onların olumlu olacaktı. Ya olumlu... Ha. Ama kalbim zaten atıyorsa... Zaten sen bana söylemedin sen bir olumsuz şey değil diye. Mi? Benim kalbim atıyorsa seni de saygı göstermen lazım. Hayır ben sen arkada, şu an saygısız yapan sensin. Hayır bana. Ben arkada hayır, seninle konuştum olumsuz diye. Saygısız yapan sensin. Diye. Çünkü karar anında bana söyleyebilirdin. Karar anından sonra çıkıp söyleyebilirdin. Necip Bey. Bana saygısızlık yaptığına efendim, inanıyorum ben. Efendim bu işi... Ben gerçekten karar vereceksiniz. Arkadaşlar yani, sakin olun. Mütevazi olarak demiyorum ama... Süremiz sona erdi. Yanlış anladım. Süremiz sona erdi. Yarın devam edeceğiz. Hayır ben onu artık...